Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bizim E-Talks kanalındaki ilk canlı stüdyo yayınımız. Böyle önemli bir günde olması da çok önemli oldu. Tabii ki hani hem sizi tanımak için hem de seçim nasıl bir aday olduğunuzla ilgili çok fazla sorumuz var. Çok fazla şey konuşacağız ama en başta bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü. Yani önce bununla ilgili görüşlerinizi alayım, ondan sonra soru cevap kısmına geçelim. Sayın Kaşıkçı, her şeyden önce bu yeni çalışmanız hayırlı olsun size ve tüm arkadaşlarınıza. Yolunuz açık olsun, şansınız bol olsun. Bugün hepimiz tabii her zaman olduğu gibi çocukluğumuzdan bu yana bu ülkeyi bu hale getiren ve büyük emekler veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yılında yine hepimiz saygı duruşunda bulunduk. Ben iş merkezinin önündeydim, arabadan indim ve çok geniş bir kitle, herkes binaların önünde tören yapıyordu. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı çaldı. Bu tabii bizim için çok duygusal anlar bunlar. Atatürk'ü rahmet, özlem ve saygıyla anıyorum. Bize verdiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hepimiz onun sayesinde bugün bir aradayız. Onun ve değerli arkadaşlarının, silah arkadaşlarının sayesinde bugün buradayız. Atatürk bizi yokluktan var etti. Minnetimizi her zaman herkesin huzurunda sunmaktan onur duyuyorum. Bütün sözlerinizi işlemek ediyorum bir şekilde. Şimdi tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağız, başkan adaylarını konuşacağız, Beşiktaş'a girişinizi konuşacağız ama birçok insan da ilk kez gördüğü bir insansınız. Yani çoğumuzun iş hayatıyla olan hani bir yakınlığı yok. Hasan Arat kimdir? Yani nerede doğdu, nereli, nasıl bir eğitim hayatı geçirdi, şu an ne işlerle meşgul? Onlarla ilgili hani sizin neler yaptığınıza dair bir giriş yapalım. Tabii siz çok genç bir Beşiktaşlısınız. Evet. Gayet normaldir. Hayat çok hızlı akıp gidiyor. Bugün aslında 10 Kasım'ın benim için başka bir önemi de var. Ben 1996 yılında Dünya Giyim Sanayicileri Federasyonu Başkanlığı'na getirildim. Ve 95 yılının 10 Kasım'ında Londra'da benim başkanlık devir teslim törenim vardı. Ben o zaman 35 yaşındaydım. 450 kişilik bir yabancı misyon. Yerli iş adamları, Vitali Akko, Hacı Sabancı gibi çok önemli isimler vardı. Ben konuşmama şöyle başladım. Lütfen bütün salon ayağa kalkabilir mi dedim. İlk önce şaşırdılar. Yani yabancı bir ülkede bunu yapmak aslında çok enteresandır, zordur. Ama Atatürk'ün gençliği öyle bir cesaretli bir şekilde hayata başladı ki, şimdi dedim bugün benim atamın ölüm yıl dönümünü herkesi saygı duruşuna davet ediyorum dedim ve 450 kişi ayağa kalktı. O günü hiç unutamam. Gazetelerde, televizyonlarda çok özel yer almıştı. Biz her zaman cesur olmalıyız. Yani Atatürk'ün çocukları cesur olmak zorunda. Bu ülke çok genç bir ülke. Ben de hayata öyle başladım. Yani ben 16 yaşında İstanbul'a geldim basketbolcu olarak. Basketbol hayatıma devam ettim. İlk maaşımı Beşiktaş'tan aldım. Zaman zaman alamıyorduk, böyle 5-6 ay şeyde beklediğimiz oluyordu, sıra servilerde. O zaman kulüp sıra servilerdeydi. Yaz antrenmanlarımızı şu andaki Akaretler'deki Beşiktaş Plaza'nın olduğu sahada kondisyon antrenmanları yapardık. O zaman spor serginin dışında bir salon yoktu. Ve Abba sahada Beşiktaş bize ev tuttu. Hatta birçok Beşiktaşlı, Samet Kaptan'la yan yanaydı apartmanlarımız. Gerçekten Beşiktaş'ın içinde yaşadık. Takımımız çok iyi bir takımdı. 2 üçüncülük, 3 tane ikinciliğimiz vardı. Kaptanımız Battal Durusel'di. Erman, Hurşit, Ahmet Kurt. İnanılmaz bir takımdı. Abdullah İnce. Ve o takımın en genç oyuncularındandık. Ben ve Vedat. Daha sonra üniversite hayatı. Üniversite hayatındayken iş hayatına başlamam, tekstil işine başlamam. Ve o zaman Özal döneminde Türkiye'nin dünyaya açılımı vardı.
Bütün herkes ihracat yapmaya başlamıştı. Biz kapı kapı dolaşıp mal satardık. Ve daha sonra ben 28 yaşında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı oldum. 35 yaşında Dünya Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı oldum. 38 yaşında TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi oldum. Parlamento işlerinden sorumlu. Ve bir gün, o gün de Basketbol Federasyonu AS Başkanı'ydım. Bir gün telefon çaldı. Süleyman abi arıyor. Dediler ki, Süleyman abi seni kulübe davet ediyor. Hayırdır dedim yani, Süleyman abi acil bir şey olmazsa çağırmaz. O zaman... Bugüne kadarki şeyiniz nasıldı? Bizim saygımız Süleyman abi için tabii yani o kelimelerle ifade edilemez. Yani kulüpten yetişmiş bir sporcunun hisleri çok farklıdır bizde. Bizde saygı, sevgi, ayak ayak üstüne atamazsın. Yanında hiç öyle sporu bırakmadan yanında içki bile içemezsin. Yani öyle bir saygı şeyi vardı, sistemi vardı. Kendi sporcu abilerimizle de öyleydi. Yani o sistem inanılmaz bir sistemdi ve biz yıllarca bunu devam ettirdik. Halen bizim Beşiktaşlı basketbolcular eski basketbolcular arasında en fazla buluşanlardır. Ki bizim futbol takımımız da öyle. Onlar da çok sıkılar. Diğer kulüplerde bunu bulamazsınız. Çağırdı kulübe. O zaman Recai Paşa, Recep Yazıcı var. Ne oluyor dedim burada. Dediler ki bir hafta sonra seçim var. Süleyman abi seni istiyor. Ben o zaman seçim politikasını falan bilmiyorum. Duymuyoruz. Çok başarılı bir dönem geçirdi. Çünkü Beşiktaş benim basketbol oynadığım dönemde sıkıntılı bir dönemdeydi. Yani futbol maçlarından seyirciler çıkar, spor sergiye basket maçına gelirdi. Basket takımı çok iyiydi. Futbol sıkıntılı bir dönem geçiriyordu. Ama Süleyman abi geldikten sonra futbol inanılmaz bir şekilde bir çıkışa geçti. Daha sonra dedi ki seçime giriyoruz. Burada çok kritik bir durum var. Geleceksin dedi. Hadi Süleyman abi benim işim var, TÜSİAD var, orası var, burası var. Yok dedi, bu dedi hayat mamat meselesi, geleceksin. Nasıl geleyim? Yok dedi, ben dedi seni listeye yazacağım. Git konuş ailenle. Bu iş bitti dedi. Ben yukarıya çıktım, rahmetli abime telefon açtım. Böyle böyle dedim. Süleyman abi diyorsan sen bana niye soruyorsun dedi. Yani yapacak hiçbir şeyin yok. Kendimi bir anda seçimde buldum. Birçok arkadaşlarımla orada tanıştım. Tanıdığım insanlar vardı. Yani Cenk Koray gibi. Ve çok güzel insanlarla arkadaşlık ettim. Bir kısmı rahmetli oldu ama çok güzel bir dönem geçirdik. Seyirciyle bizim de sıkıntımız vardı. Kritik bir dönemdi. Ama Süleyman abinin seçimi kazanması gerekiyordu. Ve Süleyman abi hakikaten çok güzel bir şekilde seçimi kazandı. Sonra Toşak antrenör dedi ki sen Toşak'la uğraşacaksın dedi. Toşak'la diyaloğa başladık. Zor bir karakter tabii. Ama son derece iyi bir diyalog kurduk. O zaman Nihat'ı hemen kadroya soktu biliyorsunuz. Nihat oynamaya başladı. Fulya'da antrenman yapıyoruz. Bana basketbol takımını da verdi. İyi bir basketbol takımı kurduk. Hemen Final Four'a kaldı o takım. Ondan sonra bir gün böyle devam ederken meşhur Valerenga faciası yaşandı sonradan. Çok acıydı hakikaten. Hepimiz için çok acıydı. O maçtan sonra bir arkadaşımız ayrıldı. Ben ikinci başkan oldum. Rahmetli Recep Yazıcı ayrıldı. Ben ikinci başkan oldum ve o görevi görev dönemimin sonuna kadar sürdürdüm. Tabii orada çok şey öğrendim. Çünkü bütün kulüpler Beşiktaş kulübünde toplanırdı. Yani yayın ihalesi olacak diyelim, yayın parası olacak. Herkes bize gelirdi. Çünkü raconu Süleyman abi keserdi o zaman. Böyle olacak derdi, öyle olurdu. Trabzon Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Bey vardı, Sayın Bakanımız. Bazen toplantılara gelmezdi, derdi ki benim vekaletim Süleyman abi de derdi. Bakın, yani öyle enteresan bir gücü vardı ki Beşiktaş'ın. O dönemde Sayın Mesut Yılmaz Başbakan ve Mesut Yılmaz Başbakan olduğu dönemde kulübe davet ettik. Çünkü Nevzat Demir tesisleri o günkü haliyle Ümraniye tesisleri 44 dönümünü almışız, ilave bir 44 dönüm daha istiyor Süleyman abi. Ama Süleyman abi hiçbir şeyi direkt istemez.
Süleyman abi çayını koydu. Mesut Bey'e dedim ki Süleyman abi bir 44 dönüm daha istiyor dedim. Hemen telefonu açtı. O zaman Ersin Taranoğlu, Sayın Ersin Taranoğlu Orman Bakanı. Ersin Bey dedi Süleyman Bey Ümraniye'de ikinci 44 dönümü istiyor. Hemen dedi onun tahsisini yapar mısınız dedi. Ümraniye tesisleri bu şekilde alındı. Bir telefonla, bir çayla, bir kahveyle, bir tebessümle ve bir itibarla. Tabii bunların hepsinin neticesinde o zamanki gençliğin değişime ihtiyacı vardı ve değişim istiyordu. Yani değişsin, yönetim değişsin, yeni yöneticiler gelsin diye. Süleyman abinin tabii bu itirazlar çok ağırına gitti o dönemde. Ve neticede 2000'in başında bırakmaya karar verdi. Çok güzel bir konuşma hazırladı. Evinden ben aldım o gün kendisini. Beşiktaş'ın en tarihi günlerinden biridir. Yani o yaptığı konuşma tarihe geçmiş bir konuşmadır. Ve onuruyla, gururuyla camiaya veda etti. Onursal başkan ilan edildi o gün. Ve yaşadığı sürece de tüm kulüpler tarafından herhalde hayattayken en fazla saygı gören insan olarak hayata veda etti daha sonra ki cenazesinde milyonlar vardı. Beşiktaş Kulübü'nün büyüklüğü buradan geliyor. Yani Beşiktaş Kulübü çok itibarlı bir yerdir. Ben de onunla bu görevi birlikte yapmanın onurunu yaşadım. Sporculuğun onurunu yaşadım. Ondan sonra aday oldum. Öyle ya da böyle kazanamadık. Evet. Ya ama yani Beşiktaş bizim için tarif edilemez bir başlangıçtı. Hayatın başlangıcıydı. Sevdik. Yani benim antrenörüm soyunma odasında en son şunu derdi. Batur abiydi bizim antrenörümüz. Fehmi abiydi. Çıkacaksınız bu taraftar için oynayacaksınız derdi. Yani taktiğin sonu buydu. Herkes parasından pulundan kesiyor. Çıkacaksınız bunlar için oynayacaksınız derdi. Biz reklamları evde kendimiz dikerdik. Başka forma yoktu. Bir tane forma. O sana teslim edilir. Bütün sene formayı kaybedeceksin korkusuyla rüyalar görürdün. Bunlar çok güzel şeylerdi. Bizim arkadaşlıklarımız da halen devam ediyor. Ayrı bir şey bu. Yani çok güzel yaşanmış şeyler bunlar. Sayın Süleyman Seba ile ilgili kısma siz girmişken bir soru daha ekleyeyim. Buyurun. Geçtiğimiz günlerde sizin aklınızda bir laf ortaya koydu. Süleyman Seba'nın bir akrabası tarafından. Bunlarla ilgili bir cevap vermediniz ama vermek ister misiniz? Ya şöyle bu aile meselelerinin kendi içlerinde halledilmesi lazım. O yani bu kulübün seçim siyasetine sokulması doğru değil. Doğru da olmadı zaten. Çünkü aile beni geçen hafta köyünde ağırladı torunlarla birlikte. Çok güzel bir birliktelik oldu ve ilk kampanyaya oradan başladım. Daha sonra böyle bir şey oldu. Keşke olmasaydı, herkes üzüldü. Aile meselelerini bu kadar seçim malzemesi etmemek lazım. Ben sessizliğimi yine muhafaza edeceğim burada. Evet. Sorum şu, kaybettiğiniz seçimlere geldiniz. Onun evet. Sorum. Neleri yanlış yaptı Hasan Arat'ta o gün kongreden onun ismi çıkmadı ve bugün neleri yapmıyor o gün yaptıklarından? Şöyle, yani 2000 ve 2002 çok enteresandır. Çok kısa bir sürede aday oldum 2000'de. Ve Beşiktaş'ta belli gruplar o değişimin olmasını istiyordu. O zaman kongre tecrübemiz yoktu. Ve kongre tecrübesi çok şeymiş, onu sonradan öğrendik. Çünkü kongrede çalınan oyları daha sonra çalanlar anlattı bana. Nasıl çaldıklarını anlattı. Beşiktaş Kongresi 2002 yılında da sabah 5'te bitti. 7000 oy kullanılan... Oy çalınıldığını siz Tabii sonradan. Yani eski Cumhurbaşkanı'nın adının kartıyla oy kullanıldı. Bunların filmleri tespit edildi, röportajları yapıldı. Peki bu 2000 seçiminiz mi? 2002'de 12 yaşındaki çocuğun kongrevi kimliği kartıyla oy kullanıldığı tespit edildi. Bütün filmler çekildi. Bunların hepsi tespit edildi. Hiçbir şey yapılamadı. Şimdi Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi gece kaçta bitiyor? 9'da bitiyor.
Beşiktaş'ta seçim sabah 5'te bitti. 7000 kişilik seçim. Sabah 5'te bitti. Ve ben o zaman dedim ki yönetim olabilirsiniz, iktidar olamazsınız dedim. Beşiktaş'ta 2000 yılından beri iktidar yok. Hep yönetimler var. Onlarla ilgili soru yani soru. O yüzden o günkü kongrede bu işi yapanlar gayet iyi bilir. Daha sonra bu kulübe yönetici oldu birçoğu. O oyları çalanlar yönetici oldu. Onlar isimlerini hepsi tek tek biliyor. Ben daha sonra bir dinlenme dönemine geçtim. Onu da soracağım neden. Yani o yüzden geçmişin kayıtları vardır. Her türlü videoları vardır. Gazete küfürleri vardır. Yapılan haksızlıklar vardır. Hayat çok enteresan. Onurlu yaşamak çok önemli bir şeydir. Bunu yapanlar bugün çoğu suratıma bakamazlar. Kafalarını çevirirler beni gördükleri zaman. Çok acı yani söylediğiniz şeyi. Ben mesela 93 doğumlu Beşiktaşlıyım. Siz çok gençsiniz tabii, bilmiyorsun. Ben o dönem şeyi hatırlıyorum ama. Ya ben o zaman doğmamış çocuklar var. Evet, evet. Beni karşılıyorlar. Şimdi yani. Ben o dönem şeyi hatırlıyorum. Bir gazete sayfasında 4 başkan adayının işte çalışacakları hocalarla birlikte fotoğrafını falan atıyordum. Çocukluk aklı hepsini okuyordum böyle, evet, okumam gerisin diye. Evet, evet. Hani sizi ben ta hani 2002'de bir gazete küpüründen evet, hatırlıyorum. O tarihi dönüşümlerden biridir. İşte Yıldırım Demirören'de Lothar Matthäus yazıyordu. Başka bir başkan adayında Paul Legen yazıyordu falan. O Yıldırım gazete küpürünü hatırlıyorum. Ben hiç rakip olmadım. Yok, bir yani. Seçimde böyle bir dörtlü bir şeyin yok, içinde vardı. Yok, yani ben Sayın Bilgili ile karşılaştım. Daha sonra o ekibin içinden bütün başkanlar çıktı. Yani onu da soracağım. 20 seneden beri aynı ekibin içinden evet. Başkanlar çıkıyor. Değişen bir şey yok. Beşiktaş sürekli böyle gidiyor. Yani. Şimdi sorum onu daha sonra soracağım ama bugünkü şu anki sorum şu. Neden 2023 yani Hasan Arat'ın bu iki seçimden sonraki dönüş seçimi niye bu seçim? Niye? Ne güzel 100. yıldayız. Evet 100. ama mesela 2022 Beşiktaş'ın... yılında da Beşiktaş'ta bir seçim tabii, oldu. 19'da da oldu. Yani, özellikle 100. yıl dememin nedeni yani bu 100. yılın kıymetinden söylüyorum. Şimdi herkesin hayatta bir planlaması var. Yaşadığı bir hayat var. Çoluğu var, çocuğu var, işi var, gücü var. Her zaman her şeye uygun olmayabilir. Bazen çok gençken yapıyorsunuz. Yanlış olabiliyor. Bazen hayat zamanlaması farklı olabiliyor. Ben 2011 yılında devletin bana verdiği görevle Türkiye'yi temsil ettim. 2 yıl boyunca Milli Olimpiyat Komitesi'nin İstanbul 2020 adaylığında dünyayı dolaştım. Ve Türkiye'ye oy toplamaya çalıştım. Biz Madrid'i geçtik. Madrid'de düşünün, Madrid'i temsilen Pau Gasol var orada. Nadal var. Siz buradan bir oyuncu bile götüremiyorsunuz prezentasyona. O kadar sıkıntılı bir vaziyetteyiz. Biz finalde Madrid'i geçtik. Yarı finalde Madrid'i geçtik. Biz Tokyo'ya mı kaybetmiştik? Tokyo'ya kaldık. O zaman tabii bir sürü olaylar başlamıştı. Özellikle Körfez ülkeleri Türkiye'ye oy vermedi. En yakın bildiğimiz ülkeler o zaman oy vermedi. Bir ülke hariç. Ve Tokyo kazandı. İstanbul'a büyük haksızlık yapıldı. İstanbul'un ben bunu hak ettiğini düşünüyorum halen. Ama bu çok politiktir. Bundan sonra da politik olmaya devam edecektir. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Yani sizin istemenizle veya kriterlerin yerine gelmesiyle o seçimi size vermiyorlar. Ne kadar çalışırsanız çalışın, politika çok ön plana çıkıyor. Bunun ama ben görürüm görmem onu bilemem ama İstanbul'un elinde sonunda böyle bir olimpiyat oyunları düzenleme şansının olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Ama biliyorsunuz siyasi olaylar, inişler, çıkışlar. Özellikle Batı'nın çifte standardı. Yani işlerine geldiğini görüp işlerine geldiğini görmeyip farklı uygulamaları. Bu çifte standardı çok açıklıkla söylüyorum. Çünkü ben 1995'ten beri Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmalarına da katıldım Avrupa topluluğunda Türkiye'yi temsilen. Diğer zamanlarda da bunu gördüm. Yani Türkiye'ye her zaman çifte standart uygulanıyor yani. Yani bir türlü Türkiye'yi hazmedemiyorlar. Ama Türkiye bu konuda vazgeçmemeli, devam etmeli. Yani sizlere bu ülke emanet, Atatürk bize emanet etti. Gençler devam ediyor. Çok iyi eğitimli gençlerimiz var. Bu hayalden hiçbir zaman bence vazgeçmemeliler. Bu nedenden dolayı o dönem Fikret Bey aday oldu. Fikret Bey başkan oldu. Daha sonra stadyum yapıldı.
yeniden. Beşiktaş sıkıntılı günlerini atlattı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Çok aslında önemli bir dönem yaşandı. Sonra sıkıntılar başladı. O sıkıntılar sonucunda istifa etti başkan. O dönemde ikinci başkan olarak çalışan arkadaşımız aday oldu ve kazandı. Ben uzun bir süre sonra ilk defa Sayın Orman başkan olduğu zaman kulübe gittim tebriğe. İlk defa kulüpten içeriye girdim. Bizi Nevzat Demir'in açılışına bile davet etmediler. Yani arsayı aldığımız halde orayı ben daha görmedim. Hiçbir başkan davet etmedi. Hiçbir şekilde. Ne açılışına davet ettiler, ne oraya bir teşekkür, ne bir davet, hiçbir şey olmadı. Yani bir kere burada her şeyden önce vefa olacak. Vefa sadece öyle ihtiyacınız olduğu zaman olmaz. Yani sadece size Hasan Hayat 20 senedir neredeydi diye bir soru var ama siz de bu 20 sene içerisinde çok da herhalde yani, bir davet de aldığınızı düşünmüyorsunuz. Davet mesele yani davet siz değil. Siz de biraz sanki uzak tutulmaya mı çalışıldınız? Hayır, mesele bana? Davet değil. Burada mesele camianın aslında bir araya gelmesi lazım her zaman için. Seçimler bitip, seçimler bittikten sonra kamplarda oluşmaması lazım. Ama burada hep kongre üyeleri kanalıyla Beşiktaş'ı kulübü ayrı tuttular, taraftarı ayrı tuttular. Çünkü kongre üyeleri her zaman taraftarın arzu ettiği sonucu vermedi. Çünkü kongre üyelerinin hep böyle bloklar halinde hareketlerini görüyorsunuz. Birisi diyor ki benim şu kadar oyum var, öbürü benim bu kadar oyum var diyor. Evet. Ya Beşiktaş'ın kongre üyelerinin 2002'de oy kullananların büyük bir çoğunluğu başka kulübün üyeleri çıktı. Bunlar tespit edildi, videoları yapıldı. Onlarla ilgili işlem bile yapılmadı. Daha sonra tespit edildi bu. Sendikalardan üye yapıldı. Toplu toplu. Ve bu şu andaki düzen bu işten vazgeçmedi. Yani kulübü ellerinde tutmak istiyorlar. Onu soracağım tam. Siz sanki Süleyman Seba ile birlikte yani Süleyman Seba'nın istifa etmesi ve sonraki seçimi Serdar Bilgin'in kazanmasıyla birlikte hep birbirlerinin yöneticisi olan insanlar başkan oluyor. Evet. Ve onlar dışı kimse başkan seçilemiyor. Yani evet. Bu ekip dışında kimse başkan seçilemiyor. Bugün de iki müstakbel adayınızın ikisi de daha önce yöneticilik yapmış insanlar. Yani hangisi girecek daha bir karşınızda aday da yok. Yani yarın sabah seçim olsa tek aday giriyorsunuz ama karşınıza çıkacak adaylar da eski yöneticiler gibi evet. duruyor. Evet. Bu zincirin bu sefer kırılabileceğine inanıyor musunuz? İlk sorum, ikinci sorum neden böyle? Neden hep birilerinin yöneticisi devam ediyor? Şöyle, bir kere değişim olması şart Beşiktaş'ta. Beşiktaş değişim istiyor. Yani 10 yaşındaki çocuk da istiyor. 80 yaşında bana imza vermeye gelen büyüğüm de bu değişimi istiyor. Bakın, Hasan Arat kendisi imza talep etmedi. Hasan Arat'a herkes Türkiye'nin her yerinden imza verdi. Bu nasıl oluyor? Değişim istiyor insanlar. Değişim istendiği için böyle bir talep var. Sürekli yönetimlerden aday çıkması meselesi artık Beşiktaş'ta son bulmalı. Ben bu iddiayla yola çıktım zaten. Ben bu meseleyi değiştireceğim dedim. Beşiktaş'la artık her şeyi görüyor. Çünkü sosyal medya Beşiktaş'taki değişimin en önemli kriteri olacak. Biliyor musunuz ben 9 ay önce divan kurullarında konuşma yaptığımda 2 satır bile geçmiyordu benim yaptığım konuşmayla ilgili arkadaşlar. Kendim dedim ki başka çaresi yok, ben Twitter'la kendi taraftarımla, camiamla mesajlaşayım dedim. Bir anda 4 milyonla başladı mesajlaşmam. Bazen 7 milyonları buldum. Bu değişim isteği değil nedir? Ve tamamen organik. Ben öbür işlerden anlamam. Bu işi yapanlar, yöneticiler kendileri itiraf ediyorlar. Nasıl troller kurduklarını da ben o işlerden anlamam. Ama kendiliğinden bu işi takip eden insanlar merak etti ne yaptığımı. Ve ben uyarıda bulundum. Temmuz ayında uyarıda bulunmuşum. Beşiktaş'ımızı üzmeyin diye. Yani geliyor. Ben Beşiktaş'ımızı üzmeyin, gereğini yapın diyorum. Ne diyorlar biliyor musunuz? Neden tweet atıyorsunuz diyorlar. Şimdi tweetler bazen kronolojik sıraya koyduğunuz zaman eğer basın size şeffaf bir şekilde yer vermiyorsa, eğer
sizin sesinizi duyurmuyorsa, sadece yöneticilerin borazanı haline gelmişse, siz de o zaman gerekeni yaparsınız. Camiaya dersiniz ki burada yanlış bir şeyler gidiyor. Ve 22 Ağustos'ta ben yine uyarıda bulundum. Bir saniye bile kaybedemezsiniz. Hemen genel kurul kararı aldım. İster kendiniz girin, ister başkası girsin. Bana dediler ki sen 20 senedir neredesin dediler. Salona girdim. Ya dedim benim orada formam duruyor. Ben salona girince fark ettim. Bakın dedim siz bana 20 senedir neredesiniz diyorsunuz. Ben 44 yıldan beri bu kulüpteyim. Benim ay yıldızlı formam da basketbol müzesinde orada duruyor dedim. Sustular. Yani Beşiktaş'ta şu anda gelmiş yöneticilerin bana 20 seneden beri neredesin deme hakları yok. Ben spor yapmışım burada. İkinci başkanlık yapmışım. Aday olmuşum. Türkiye'nin milli meselelerini kendim emek vererek çalışmışım. Kendi işimi yapmışım. Beşiktaş için çok şey kaybettiğim anlar da olmuş. Üzülmüşüm de. Bugün ortam o şekilde geldi ki 22 Ağustos'ta ben bu olağanüstü kararı verin dedikten 45 gün sonra kulüp olağanüstü kongre kararı aldı. 45 gün sonra. Demek ki haklıymışım değil mi? 45 gün sonra. Nasıl aldılar kararı 6 Ekim'de? Bugün 10 Kasım. Beşiktaş'ın kongresi 23 gün sonra. Daha 23 daha. Bakar mısınız? Bakın kongre kararı alıyorlar. 9 maç var daha. Neden bu pazar? Antrenörün yok. Milyonlarca lira kaybetme potansiyelim var. Ya nasıl böyle bir oyun oynanabilir? Böyle bir riske nasıl girersin? Bunu soracağım. Sizce niye? Ya hemen istifa etmeleri gerekirdi o gün. 30 günde kongreye gidiyor. Neden yapmadılar? Bugün istifa bile etmediler hala. Evet. Bana. İstifa etmeleri gerekirdi. Aynı gün istifa etmeleri gerekirdi ve 30 günde kongreye gidilmesi. Sizce bu 2,5 aylık ertelemenin sebebi ne? Hep birilerinden icazet beklediler. Bekleyelim o maç değişir. O maçta bir gol olur. O yukarıdan izin alır. O daha önceki başkandan izin alır. O bir önceki başkandan izin alır. Bazı arkadaşlar oturmuşlar Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar plazalarından. Beşiktaş'ın halk takımı olduğunu unuttular. Ya sokak artık farklı. Sokak sizi görmüyor. Bırakın elinizi Beşiktaş'tan çekin. Şu anda kongreye 23 gün kalmış. Adaylık açıklanmasına 16 gün kalmış. Sabah akşam toplantılar yapıyorlar. Kimi aday çıkartabiliriz Hasan Arat'ın karşısına diye. Çıkın hadi bakalım. Çıkın. Kim çıkıyorsa hepiniz birden gelin. Hepiniz birden gelin. Yani biriniz gelmeyin. Altınız birden gelin. Bakın halk size ne cevap verecek? Beşiktaşlı size ne cevap verecek? Siz her Beşiktaşlı kongre üyesini istediğiniz gibi yönetebileceğiniz mi zannediyorsunuz? Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Onlar sizin kendi oylarınız mı zannediyorsunuz? Beşiktaşlı oyunun pazarlığını kimseyle yapmaz. Bakın ben şehir şehir dolaşıyorum. O insanları görüyorum. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Bana 7 Kasım Salı günü Afyon'da şu mektup verildi. Bir zarfın içinde. Görebiliyor muyum? Görüyor musunuz arkadaşlar? Zarfı çekebiliyor muyuz? Bu zarfın içinde bana bu arkadaş dedi ki Hasan Bey arabaya bindiğinizde buradan giderken bunu okur musunuz dedi. Ben şaşırdım. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Gece saat 3'te Kütahya'dan dönerken mektubu açtım. Sayın Ahmet Çobanoğlu. Evet, dinliyoruz. 12 tane madde yazmış Afyon'dan. Ve Afyon'da 120 yıllık bir köşkün içinde Beşiktaşlar Derneği kurmuşlar. Gözleriniz yaşarır. İçerideki resimleri görseniz gözleriniz yaşarır. Diyor ki, altyapıdan yetişen sporcularımız Rıdvan, Emirhan, Serdar son zamanlarda Avrupa'da oynamak istiyorum bahanesiyle Beşiktaş'tan kopup gittiler. Kartal Yuvası mağazalarında uygun fiyatla ürün görmek isterim. Beşiktaş'ımızın marka değerinin hem yurt dışında hem yurt dışında tekrar zirveye taşınmasını isterim. 12 madde. Bakın Beşiktaş ne yaptı biliyor musunuz? Ahmet Çobanoğlu'nun yazdığı Rıdvan Emirhan Serdar'ı kaça sattı Beşiktaş? Toplamı 10 milyon euroya sattı. Serdar'ın bugünkü Braga'daki değeri ne? 40 milyon euro bir senede. Beşiktaş Onana'yı kaç paraya aldı? 10 milyon euroya primleri hariç. Sen 3 tane evladını maaşıyla yolluyorsun. Birlikte. Maaşıyla birlikte. Primleri hariç. Sen 3 tane evladını yolluyorsun. Bir tanesinin değeri bir yılda 40 milyon euroya ulaşıyor. Piyasa değeri.
Gidiyorsun 90 dakika oynamamış oyuncuya 10 milyon euro veriyorsun. Burada bütün evraklar. Biz diyorlar ekonomistiz. Çok iyi transfer yaptık. Yapılan transferin maliyeti 61 milyon 920 bin euro. 61 milyon. Yapılan kontratlara bakın. Sürelerine bakın. Yani kimseye kendilerini anlatmasınlar. Yani biz yanlış yaptık, biz istifa ediyoruz deyip gitmeleri gerekirken halen oturuyorlar ya. Halen tarih, halen taht oyunları oynanıyor Beşiktaş'ta, halen. Şunu unutmuyorlar. Beşiktaş'a hepimizin borcu var. Bu kulüp 120 yıllık kulüp. Bu kulüp Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların kulübü. Şehit vermiş bir kulüp futbolcularını. Ya bıraksınlar artık ya. Ne oluyoruz? Beşiktaş'tan ellerini çeksinler. Bir çekilsinler, baksınlar ne oluyor? Bir dışarıdan baksınlar. Taraftarın gördüğünü göremiyorlar. Taraftarın %3'ü bize karşı diyor. Dün akşam ne oldu? %3 müydü oradaki insanlar? %3'ü mü bize karşı diyor? Evet. Halen görmüyorlar. Yani sokağı bilmiyorlar, dükkanı bilmiyorlar. Görmüyorlar. Halktan kopmuş vaziyetteler. Halen aday olacağım diye ortaya çıkıyorlar ya. Sonra bana diyorlar ki projen ne? Sen niye aday oluyorsun? Bana bir ilk önce sen anlat bakalım. Hangi yüzde aday oluyorsunuz? Benim projelerim hazır merak etmeyin. Görürler yakında. Onlara geleceğiz. Onlar ne yapacak? Bizim onu görmemiz lazım. O projelerinize geleceğiz. Bakın başka bir şey söyleyeyim. Bu idare heyeti döneminde 6 tane antrenörle çalışılmış. Bugün atom karıncamız göreve başladı. Bak 7. antrenör. 7. hoca. 7. hoca. Yani Eylül 2019'dan bu yana 7. hoca. Of. Peki kaç tane transfer yapılmış? 52 tane transfer yapılmış. 52 transferden kaç tane satış olmuş? Bir tane. Bakın 52 transferi yapmışlar. Bir kişi satılmış. Ayrılmak istiyordu zaten. Beşiktaş'a yani idmana çıkmıyordu. Ve satılmaması gereken adam o da. Evet. Yani 2,5 milyon euroya Saiss'i satamazsın. Oynatman lazım ki bugün en büyük problemli bölümün orası. Bir kişi satılmış. Yani burada çok yanlış şeyler oldu. Söylediğimiz zaman da biz çok kötü konuşmuş olduk. Sonra basın toplantısı yapılıyor. Diyorlar ki şu şöyle, bu böyle. Sonra basın toplantısında yaptıkları konuşmaları şeyden siliyorlar. İnternet sitesinden. Yani Beşiktaş'ta değişim şart. Bu birbirinin içinden çıkan insanların artık birazcık dinlensinler. Bir kenara geçsinler. Artık onların dönemi bitiyor. Onların dönemi bitiyor. Yepyeni vizyonla Beşiktaş'ta iş üreten, para üreten, vizyon üreten insanlar gelecek Beşiktaş'a artık. Bunların kendi tek elinden çıkacak Beşiktaş. Beşiktaş'a gençler gelecek. Beşiktaş'a gençler üye olacak. Beşiktaş'ta dernek sayısı 81'e çıkacak. Öyle belli yerlerde kümelenmeyecek. Daha büyüyecek Beşiktaş. Beşiktaş üyelerine avantaj mıymış gibi görünen şeyler verip sonra onların oylarını istemek olmayacak. Herkese eşit davranılacak. Geçmiş dönemle ilgili yine başka sorularım olacak ama biraz da geleceğe dair hani bizi de izleyen birçok Beşiktaşlı var mutlaka. Tabii. Duymak isteyecekleri en azından hani şu ana kadar kötü bir olumsuz bir tablo çizdik evet. Ama biraz da tüneldeki ışığı konuşalım. Şimdi geleceğe dair Sayın Hasan Arat'ın hem listeniz konusunda hem projeleriniz konusunda biraz daha böyle kapalı gibisiniz. Bu kapalılığınızın sebebi projelerin karşı taraf tarafından değiştirilip tekrar yeni bir proje gibi sunulması korkusu mu? Listenizdeki insanlara zarar verebilirlerken hani yıpratılabilir korkusu mu? Listeniz ve projeleriniz konusundaki bu çekimser tavır, yani çekimser değil de biraz uzak konuşmaktan kaçınmanızın şimdi, sebebi ne? Yani şimdi Hasan Bey ben kimseden çekinmem bir kere. Ya ben sporcuyum. Ben düşüp kalkmasını bilirim. Ben cesaretle son 3 saniyeyi nasıl oynanacağını çok iyi bilirim. Gerekli tecrübeye de sahibim. Ne dedim? Zamanında biz hatalar yaptık, görmedik bazı şeyleri. Bugün görüyoruz. Bir kere projelerimi hazırladım. Ekiplerim, her şeyim hazır. Ben bunu açıklamıyorum. Açıklamak zorunda değilim. Yani ilk önce bir aday çıksın değil mi?
O süre benim 16 gün bir adayın çıkma süresi var. İlk önce o adaylar neden aday olduklarını açıklasınlar. Ben 1,5 sene önce ben buradayım demişim. 1,5 seneden beri Türkiye'yi dolaşıyorum. Kulübün aleyhinde konuşmadan dolaşıyorum bu arada. Ben dinliyorum, not alıyorum. Her soru soranın ismini yazıyorum. Okulunu soruyorum, işini soruyorum. Sonra sormuş oldukları bütün soruları tek tek cevaplandırıyorum. Onları bir havuza topluyorum. O talepler çerçevesinde projemi ve planlarımı yapıyorum. Dün Bodrum'daydım. 2,5 saat ayakta yaklaşık 40 soruyu cevaplandırdım. 40 soru. 40 kişinin sorduğu soru. Her soruda aşağı yukarı 2-3 soru var. Hepsini yazdım ve hepsinin cevabını verdim. Şimdi bu nedir? Ben meselelerin çok yakınındayım, içindeyim ve takip ediyorum. Burada şu var. Bana herkes yönetimimi ve projemi soruyor. Ben yönetimimi şu anda yapmış durumdayım. Bütün hazırlıklarım yerinde. Gelişmelere göre de kimi, nerede, nasıl kullanacağım, nasıl fayda sağlayacağım konusunda prensip kararına varmış durumdayım. Sizin divana vereceğiniz listeniz hazır o zaman. Bir kere şunu söyleyeyim size. Benim listem bir hibrit liste olacak. Bu listede Türkiye'nin çok iyi profesyonelleri olacak. Milyar dolarlık şirketlerini yöneten profesyoneller olacak. Ki onların vizyonu çok önemli. Buraya sadece iş adamı almayacağım. Yani iş adamları dönemi artık azalacak. Çünkü iş adamları buraya diyorlar ya, kasa kolaylığı geliyor, para veriyor. Kasa kolaylığı yapıyor. Artık öyle bir şey yok. Beşiktaş'ta kasa kolaylığı diye bir şey yok. Ve bunu kalkıp kamuoyunda söylemek. Elektrik parasını ben ödedim, su parasını ben ödedim demek. Bunu söylüyorsun, zaten Beşiktaş'a gelme. Ya Beşiktaş'ı rencide ediyorsun bir kere bunları söyleyerek. Beşiktaş büyük bir camia. Bu marka büyük bir marka. Bu markaya leke gelecek, bu markayı üzecek hiçbir şey yapmayacaksınız. Bunu yapmayacaksanız bu göreve geleceksiniz. Bu göreve geldikten sonra ben şunu yaptım, bunu yaptım deme hakkınız yok. Veya ağlama hakkınız da yok. Aday oluyorsunuz ya. Eğer sıkıntı varsa, açıklanamayan hesaplar varsa denetleme kurulu tam yetkilidir. Denetleme kurulu çalışmasını yapar. Ona göre gider genel kurula sunar. Genel kurulu onun kararını verir. Burada şu var. Şeffaf olmak zorundasınız. İyi yönetmek zorundasınız. Bu iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde biz iş adamı, sporcu, benim dışımda futboldan gelmiş bir sporcu mutlaka olacak. Onu söyleyeyim. Yönetim kurulunda olacak hem de. Ya yönetim kurulu üyesi öyle istediği zaman kendi PR'ını çıkmak için yapmak için televizyonlara çıkmayacak galibiyetlerde. Mağlubiyetlerde sonra yok oluyorlar biliyorsunuz. Yönetim kurulu üyesi futboldan sorumlu, futbol geçmişi olan, konuştuğu zaman kamuoyunda çok iyi anlaşılabilecek, futbolu konuşabilecek, Merkez Hakem Kurulu'nu konuşabilecek, hakemi konuşabilecek, federasyonu konuşabilecek yetkide bir insan olacak. Başkanın da bunu konuşması şart değil. Başkan gerektiğinde gerekli hamleleri yapmak üzere önden ekibini çalıştırmalı bir kere. Başkan her şeye karışmamalı. Buna %100 katılıyorum. Buna. Yani başkan her ortama girmemeli. O zaman olayın çözümünü bulmakta zorlanırsınız. Size parmak sallarlar o zaman. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz. Ben milyonları temsil ediyorum. Benim makamıma kimse bu şekilde hareket edemez. Benim olduğum yerde bu olamaz. Çok açık söylüyorum. Yani onun için cesaret ister. O cesareti ben kimsede göremiyorum yani. Yapamazlar. O yüzden bu kulübü temsil etmek çok önemlidir. Öyle kasa kolaylığıyla buraya geliyorum demek de kulüp yönetilmez. Bu kulübün itibarının yönetilmesidir önemli olan. Onunla yola çıkacaksınız. Ve yaptığınız projeler ayağınız yere basacak. Ben şunu alacağım, bunu alacağım de insanları kandırmayacaksınız. 11 yıldan beri bu görevdesiniz. Hepiniz. 23 yıldan beri buradasınız. Süleyman Seva'dan sonra bana bir tane ilave yapılmış yer gösterin. Bir tane. Elimizdeki yerleri kaybettiler. Pendik. Şu anda Gazi Akın Al tesisleri yazıyor. İçinde nargile kafe var. Çilekli gitti.
kolej gitti. Şan Öktem yıkıldı. 4 seneden beri yıkık vaziyette. Ümraniye gidiyordu, gitmişti. Yeniden kiralandı. Nevzat Demir tesisleri gitmişti. Yeniden kiralandı. 23 senede bir tane ilave bir şey yok. Fulyayı yediler. Unutun diyorlar bize. Niye unutalım ya? Fulyayı yediler, bitirdiler. Şimdiki başkan diyordu ki Fulya'da 95 milyon dolar zararımız var diyordu. Bir önceki başkanla protokol imzaladılar. Helalleştiler. Protokol denetleme kurulunda yok. Kendi kasalarında. Böyle bir şey olabilir mi ya? Başkan kendi adına protokol imzalayabilir mi? Kulüp başkanı olarak imzalıyorsan genel kurula bunu sunmak zorundasın. Genel kurul bunu bilmek zorunda. Sonra ikinci başkan çıkıyor, diyor ki Fulya'yı unutun artık. Niye unutalım? Vicdanların bir kere bunu unutmaz. Biz unutmayacağız Fulya'yı. Fulya'yı yediler, bitirdiler. Ne oldu? Beşiktaş şu anda Fulya'dan bir gelir elde edemiyor doğru dürüst. Ama bunu da yapacağız bakın. Projelerde göreceksiniz. Geleceğim. Projelere geleceğim. Dolayısıyla yani projelerimiz hazır. Yönetim biçimimiz hazır. Nasıl profesyonelleşeceğimiz hazır. Ve insan yapısını gördüğünüz zaman, oradaki listelerdeki insan yapısını gördüğünüz zaman ne vizyonla geleceğimizi anlayacaksınız. Ama bunu şu anda söylemiyorum. Niye söyleyeyim? Ben yarın projelerimi açıklayacağım, tarihi söyleyeceğim ama yönetim kurulumu son güne kadar bekleyeceğim. Yani yönetim kurulunuzdaki herhangi bir ismi bile bu liste verilene kadar açıklamayı düşünmüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Çünkü çok kıymetli insanlar, bizde çok süratli insanları yıpratma propagandası yapılıyor. Bunu daha önce biz yaşadık. Onu, o prensibimi sonuna kadar devam edeceğim. Ondan sonra kongre üyeleri onun kararını verirler. Pekala. Belki bir iki kişi ön plana çıkabilir listelerin finalize edilmesinden önce ama sadece prensibi anlama açısından bir iki kişi öne çıkabilir. Ya en azından sizden bugün şunu duyabiliriz diye düşünüyorum. Hani ne yapıda bir yönetici yapısı olacağına dair onu da anlattınız zaten. Tabii. Yani iş adamları var. Profesyoneller var. Evet. Eski sporcular mutlak, var. Eski futbolcu var yönetim kurulunda. Mutlaka bir tane. Tamam. Yani futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi. Daha önce bu olmadı. Yani en son Zekeriya abi vardı. Bu eski bildiğimiz adıyla futbol şube sorumlusunun değişik... Futbol şube sorumlusu ismini çok doğru bulmuyorum. Yani futboldan sorumlu yönetici olacak. Yani kamuoyundaki yüz o olacak. Kamuoyundaki yüz o olacak. Yani basına, takımına sahip çıkacak, basınla diyaloğu olacak. Mutlaka bütün bu iletişimi o kişi götürecek. Şimdi Beşiktaş'ta yıllar yılı hem Twitter'da hem gazetelerde şöyle bir laf dolaşıyor. İşte bu kulübün atıyorum 3 ay sonra şu kadar paraya ihtiyacı var. Paralı başkan lazım, parasız başkan bu işi götüremez, kotaramaz. İşte bize zengin başkan lazım, işte zengin olacak ki kasa kolaylığı, zengin başkan. Ya zengin başkan ve kasa kolaylığı kelimelerine çok saplanmış bir durum var. Siz bunlara katılıyor musunuz? İlk sorum. İkinci sorum, Beşiktaş'ın şu anki durumunda da gerçekten bir maddi anlamda da bir sıkıntı yaşayacak bir duruma doğru gidiyor gibi duruyor. Özellikle az önce gösterdiğiniz tablolarda verilen futbolculara ücretler, maaşlar. Beşiktaş'a hem kısa vadede hem uzun vadede yeterli maddi kolaylığı sağlayacak, kasa kolaylığını sağlayacak projeleriniz hazır mı? Yoksa bu en az devam ediyor mu bunun? Şimdi Hasan Bey, bu propagandayı yaklaşık bir aydan beri döndürüyorlar. Hem diyorlar biz çok kuvvetli bir kasa bırakıyoruz, o yüzden aday oluyorlar diyorlar. Biliyorsunuz onu. Evet, hem de çok para lazım diyorlar. Hem de çok para lazım diyorlar. Yani bir kere bu felsefedeki insanlar Beşiktaşları korkutmaktan vazgeçsin. Beşiktaşlı masum insanların ruh haliyle oynamasınlar. Beşiktaş'tan alacakları kadar aldılar çoğu. Artık yerlerinde otursunlar. Fazla Beşiktaş'la uğraşmasınlar. Gitsinler ilk önce sahaya gelebilsinler. Maç seyredebilsinler. Divana gelebilsinler. Genel kurula gelebilsinler. Bu işlerle uğraşan insanlar anla açık bir şekilde kulübün içine gelebilsinler. Bugüne kadar gelemiyor çoğu. Niye gelemiyor?
Niye gelemiyor? Ben size sorayım. Ben size sorayım. Siz cevap verin. Niye gelemiyor? Cevabı çok açık. Hangisi gelebiliyor? Yani bu kulüpte başkanlık yapmış bir kişinin bıraktığı zaman anıyla, şahıyla gelmesi lazım. Maç seyredebilmesi lazım. Divanda gelip konuşabilmesi lazım. Genel kurula gelebilmesi lazım. Gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Ha? Hasan Bey niye gelemiyorlar? Ben onu hiçbirini tanımıyorum Hasan Bey. Hepsini siz tanıyorsunuz. Bu bir. İki, Beşiktaş'tan aldıkları yeter artık. Otursunlar yerlerine. Beşiktaş'tan ve Türkiye'de neler yaptığını herkesin biliyor. O yüzden otursunlar yerinde, fazla Beşiktaş'ı bulaşmasınlar. Beşiktaş'ı bundan sonra Beşiktaşlılar yönetecek bak. İnşallah. Biz bununla yola çıktık. Ve bu kasa kolaylığı hikayesinden de vazgeçsinler. Bugüne kadar kimin kalmış parası? Hepsi almış gitmiş. Kasa kolaylığı diye bir şey yok artık. Beşiktaş büyük bir kulüp. Beşiktaş'ın yapılandırma kontratı bellidir. Ben bankalarda da gittim konuştum, merak etmeyin. Onun faiz oranı bellidir, ne olduğu bellidir. Denetleme kurulu başkanı bugün çok ciddi bir adamdır. Kulübü şeffaf hale getirmiştir, bütün bilgileri veriyor. Benim bir ek sorum var şuraya, tam parantez. Sor. Beşiktaş'ın şu anki maddi durumuna ne kadar hakimsiniz? Bu belgeleri yönetimden ne kadar edinebildiniz? Beşiktaş'ın maddi durumuna yaklaşık 2 seneden beri oldukça hakimim. Yani en basitinden Tüpraş anlaşmasının 3 yıllık parasının kırıldığına kadar biliyorum. Eyvah. Tamam mı? Yani dolayısıyla karşınızda bir aday olarak oturmuyorum. Beşiktaş'ın bütün meselelerini de aynı zamanda bilen bir kişi olarak oturuyorum. O yüzden bu konuları konuşurlarken hani ertesi gün 25 milyon dolar lazım diye yazı yazan arkadaşlar var. Öyle fazla bu rakamlarla oynamasınlar, bilmedikleri işlere girmesinler. Bilmeden bir şey yazmasınlar. Hele para, rakam, dolar, euro, faiz. Onlar yine futbolcu haberlerini yazsınlar. Futbol yöneticilerin aldıkları dedikoduları yazsınlar. Bu işlere fazla bulaşmasınlar. Denetleme kurulu başkanı var buranın. Çıkar. Ne söylüyorsa odur. Ben Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı'na güveniyorum. Son derece ciddiler. Çok iyi bir ekipleri var. Bize son derece şeffaf davranıyorlar ve hiçbir baskıyı da kabul etmiyorlar. Hiçbir baskıya da gelmiyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şu anda en büyük güvencelerinden birisi denetleme kuruludur. Ona dört elle sarılalım. Seçimle gelmiştir. Bakın atama değil. Seçimle gelmiştir. Ve KPMG raporları diyorlar. KPMG raporlarını denetleme kuruluna vermiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hakları var mı? Benim kasamda diyor. Başkan böyle bir şey diyemez. Hakkı var mı bu vermemeye? Hayır. Böyle bir şey diyemez. KPMG raporlarında çünkü birlikte çalıştıkları dönemi yönetimlerin bütün her şeyi yazıyor. Hepsi beraberdi. Ve bunu denetlemeyle paylaşmıyor mu Sayın Hayır, Çebi? Hepsi beraberdi. Hepsi aynı yerdeydi. Bugün aynı yerden aynı adayları çıkartmaya çalışıyorlar. Hepsi birlikte. Çok acı. Bu şey meselesine döneceğim. Bir laf arasında bir laf ettiniz. Bence o Beşiktaşlılar için bu gecenin en olumsuz gelişmelerinden biri. Hangisi? Sponsorluğun kırdırılması. Beşiktaş birçok sponsorluğunu yapmış durumda. Yeni bir başkan olarak alan dar gibi duruyor. Yok. Çok fazla sponsorluk anlaşması yapılmış çünkü. Hani forması belli, stadı belli. Yeni ne düşünüyorsunuz yeni şeyler üretirsiniz. O problem değil. Ben burada enkaz edebiyatı yapmayacağım bakın. Buraya hepsi geldi geçmişten hesap soracağım diye. Şimdi kucak kucağı hepsi. Yok öyle şey. Geleceksiniz. Denetleme kurulu size raporu verecek. Onu kendi camianızla paylaşacaksınız. Genel kurulunuzla. Bakın ben aldım durum bu diyeceksiniz. Ondan sonra işinize devam edeceksiniz. Denetleme kurulu da altını imzalayacak. Hiç öyle revanş, hesap soracağım falan böyle şeylere gerek yok. Denetleme kurulu eğer yanlış bir iş bulmuşsa zaten denetleme kurulu hesabını sorar onun. Ama başkan bu felsefeyle yola çıkmamalı. Başarısızlığın hesabını sormalı. Ben şu anda elde ettiğimiz neticelerin, başarısızlığın feryadını aslında burada konuşuyorum sizinle. Evet. Geçen sene basketbol takımı küme düşüyordu ya? Evet, son maç kurtuldu. Ve ağzımı açmadım ben basketboldan gelen bir kişi olarak. Niye biliyor musunuz? Küme düşerseniz bir daha çıkmak çok zordur. Voleybol takımı, kadın voleybol takımı ikincilikten çıktı diye sevindiler. Evet, kupayla bayramlaşma töreni yapıldı. Sevinilir mi ya?
Çocuklara haksızlık etmeyin bu arada. Yanlış anlamayın. Yani voleybol, kadın voleybolu bugün Türkiye'de dünyanın en iyi sporu. 10 bin kişi seyrediyor her maçı. Yanlışlık oldu, düştük, çıktık ama daha iyi olacağız demek yerine şenlik düzenliyorlar. Artık bırakın çocuklar eğlensin, onların başarısıdır. Yönetici olarak buna sevinme hakkınız yok. Bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu hani şu an biz bu yani bir enkaz edebiyatı yapmıyorum. Bir para lazımsa bulunur diyorsunuz. Tabii. Burayı öyle anlıyorum. Projeler var diyorsunuz. Yani böyle değilse zaten niye çıkıyorsunuz? Niye doğru? Şunu sorayım. Dün bir açıklamanız vardı Beşiktaş TV ile alakalı. Beşiktaş TV ile alakalı da olumlu olumsuz çok dönüş aldı. Ben önce bir Beşiktaş kongresi olarak yani Fenerbahçe'nin televizyonu var, Galatasaray'ın var. Keşke bir de televizyon kumandasıyla Beşiktaş TV bulabilsem diye düşünen biriyim ama birçok insandan dün bununla ilgili özellikle sizin bu programa katılacağınızı gördükten sonra ya Hasan Bey'e söyle bu çok ciddi bir maliyet falan filan gibi şey okudum. Beşiktaş TV'nin Beşiktaş'a maddi bir külfeti olacak mı? Bu konu hakkında Beşiktaş TV konusu hakkında Hasan Bey'in bütçelemesi, planlaması, projelendirmesi hazır mı? Bir şey söyleyeceğim. Başka kulüplerin maliyetlerini hiç konuştular mı sizle? Onlar niye devam edebiliyorlar? Herhalde orada bir hani prestij olsun diye bir kulübün kasasından çıkan bir rakamlar var. Hakkı yok mu buna? Bence var ama hani bana gelenleri şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın YouTube'da 1.170 milyon follower'ı var. WhatsApp'ta ki bunu ben Divan Kurulu'nda söyledikten sonra kuruldu bu. Biliyorsunuz değil mi? Divan Kurulu'nda WhatsApp kurun dedim. Kurdular bir hafta sonra 1.5 milyona gelmiş. Çok güzel. Twitter'da 5.6 milyon. Instagram'da 6.1 milyon. Facebook'ta 5.4 milyon. Twitch'te özellikle e-spor nedeniyle 11 binde. Ama bunun yüksek olması lazım. Bu çok az. Şimdi Sokrates 509 bin, Sports Digital 370 bin, Vole 672 bin, Spor Futbol Arena 93 bin. İnşallah sen de 100 bin olursun. 100 bini geçtik. 200 bin olursun. Teşekkür kaç ederiz. Olursan. Şimdi böyle bir dijital dünya var. Bakın Bayern Münih 3.7 milyon, YouTube Barcelona 16 milyon, Liverpool 8.9 milyon. Ya hayalleriniz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Beşiktaş TV kurmak demek konvansiyonel TV'den bahsetmiyorum. İletişimin bütününden bahsediyorum ben. Siz şimdi ne yapıyorsunuz burada? Burası bir televizyon stüdyosu mu? Herkes sizi izleyebiliyor mu? Evet. Bu arada 14-15 bin civarında izleyicimiz var. Yayın kaliteniz iyi mi şu an? Şu an nasıl? Çok iyiyiz. Ne diyorlar yayın kalitemiz? Şu an çok iyiyiz. Beğeni, çok fazla beğeni var, çok fazla izleyicimiz var. Onlara da peki, teşekkür ediyoruz. Peki Beşiktaş'la hak etmiyor mu bunu? %100 hak ediyor. Beşiktaş'ta burada sporcusunu çıkartır, genç sporcusunu çıkartır. Yani bunlar büyük maliyetler değil. Bugünün teknolojisi öyle eskiden Beşiktaş'a hani hacizler geliyor diyorlardı ya. Acayip paralarla kurulmuş düzenlerde artık yapılmıyor. Teknoloji çok değişti. Elde ettiğiniz malzemeler, özellikle kontentler çok değişti. Çok daha kolay kontentlere ulaşabiliyorsunuz. Bu bir vizyon. Biz bu vizyonu gerçekleştirebiliriz. Öyle düşündükleri gibi konvansiyonel ayda şu kadar dolar zarar edecek bir düzeni kurmayız biz. Yani bugün dijital YouTube programlarının bile sponsorları var. Beşiktaş sponsorlar dolu diyorsun ya formalarda. Yani sponsorluk alacak o kadar çok yer var ki. Sen yeter ki üret. Sen eğer üretirsen Beşiktaş milyonlarca insanı kapsıyor. Bu kadar insanın bir pazarlama portföyünü düşünün. Kartal yuvaları var, internet alışverişleri var, bilet alışverişleri var, kongre üyelikleri var. Çocuk doğuyor, kartını yollayacaksınız. Daha doğduğu gün Beşiktaşlı çocuğun kartını vereceksiniz. Yatırım yapacaksınız, gençlere yöneleceksiniz. Dolayısıyla bu olayı projenin tamamını bilmedikleri için tabii sadece Beşiktaş TV çerçevesinde görmeye başladılar. Ama Beşiktaş'ın buna hakkı var ve bu isteniyor. Bunu en ekonomik yolla yapmanın yolları var. Bugün herkese soruyorsun, birçok insan artık YouTube veya dijital kanal vasıtasıyla takip ediyor şeyi, yayınları.
Ve Beşiktaşlı özellikle buralardan takip ediyor. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ve bunu kendi sistemimizin içerisinde entegre etmemiz lazım. Kulübün propaganda aleti olmaması lazım ayrıca. Kulübün ürün satış sitesini, kendi web sitesini, sosyal medya hesaplarını, sosyal medya kanallarını, az önce bahsettiğiniz takipçi sayısına verdiği rakamları, yurt dışındaki örnekleriyle kıyasladığınız zaman modern buluyor musunuz? Kartal yuvalarının daha rehabilite edilmesi lazım ve Türkiye geneline yayılması lazım. Burada dernekler arasında da kopukluk var. Dernekleri de bu işe entegre etmek lazım. Kulüp üyelerinin, dernek üyelerinin bu alışverişlerde belli bir indirimlerinin olması lazım. Koleksiyonların güncel olması lazım. Herkese hitap etmesi lazım. Beşiktaş bunu başarabilir. Daha önce başardı. İyi zamanları oldu bunun. Biz sadece bundan sorumlu bir yönetim kurulu üyemiz olacak, söyleyeyim size. Sektörden gelme ama. Öyle yönetim kurulu üyesi oldun, hadi şu işte uğraş şeklinde değil. Tekstilci biri mi? Kesinlikle. Oradan birisi olacak ve bu işin tamamıyla o uğraşacak. Çünkü çok sevindim bunu. Türkiye'de dünyaca ünlü olmuş bir firmanın sahibi bir arkadaşımız aramızda olacak. Bir tekstil firmasının evet. sahibi. Dünyaca ünlü. Dünyaca ünlü bir tekstil firmasının sahibi listenizde olacak. Evet. Yani Hasan Bey, bugün sizden isim alamıyoruz ama en azından insanlara tahmin edebileceği bir şeyler söylüyoruz. Ama ben felsefesini anlatıyorum. %100 kesinlikle. Yani bu işi çok ciddiye almak lazım. Yani. Evet. Bizim derneklerimizin hepsinde aynı tabela olacak, kurumsal tabela. Derneklerimizin hepsi aynı şekilde bilet müracaatlarını, kombine müracaatlarını bir app'ten yapabilecekler. Bunların hepsi hazırlandı. Yani bugün aslında biraz fazla konuştuk burada ama. Yok Hasan Bey, valla hiç konuşmuyorsunuz ama biraz almaya çalışıyoruz daha. Evet, ama göreceksiniz, gerçekten tamam. Çok iyi çalışmamız var yani. Şimdi erkek basketbolu dışarıda tutarak, çünkü onu sonra soracağım. Diğer amatör branşlardaki fikirleriniz, projeleriniz? Şöyle, Beşiktaş geleneksel olarak amatör branşlarda basketbol, handbol, voleybol gibi dallarda geleneksel olarak hep atletizm, jimnastik, yani bunlar çok temel branşlar. Bu da tabii projemizin içinde olacak. Göreceksiniz onu açıkladığımız zaman. Beşiktaş'ın bir kere kesinlikle yüzme branşıyla tanışması lazım. Yani köklerinden gelen, yani Barbaros'un çocukları diyorsun, işte motorlarla mavilere sürüyoruz diyorsun şampiyonlukta. Yüzme şuben yok. Bu benim en önemli hayallerimden birisi. Yüzme şubesi kurulması lazım. Çünkü yüzme kız ve erkek çocuklarının aynı anda spor yapabildiği en önemli organizasyonlardan birisi. Bugün o olimpiyatlarda kadın erkek mix takımlar yarışıyor artık. Ve Türkiye'nin olimpiyatlara en fazla sporcu yolladığı branşlardan birisi yüzme. Onun dışında güreşte biliyorsunuz U23'te bizim çok başarılı dünya şampiyonu bir güreşçimiz var. Kadın güreşçimiz. Ve kadın güreşçilerin olimpiyatlara gitme şansı çok yüksek. Güreş ve tekvando'da özellikle. Yani bilinçli olarak bazı kadın sporlarına konsantre olacağız. Kadın futbolu, kadın tekvando, boks. Yani biz ben başkanı olduğum seçici kurulda iki tane boksöre Mustafa Koç spor ödülünü verdim. Evet. Onların madalyalarını ben takmıştım şeyde. Krakow 2023 Avrupa oyunlarında. Onlar dünya starları. Beşiktaş bu starları yetiştirebilir. Ama onun altyapısını nasıl oluşturacağımızı proje lansmanında açıklayacağız. Basketbolda bu sene kurulan takım daha doğru bir takım. Çünkü Nedim Yücel geldi. Evet. Nedim bizim kendi evladımız. Ben idareciyken Nedim Yücel basketbolcumuzdu. O takımın toparlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın basketbol seyircisi basketbolu çok iyi bilir. Son 3 dakikayı bekler. Bilir, çok iyi bilir. Gene DNA'sında var yani. 70'lerden bu yana. Yani Euroleague'e katıldığı zaman Beşiktaş ortalık sarsılmıştı. Yeniden sarsılacak mı? O hayalle bir düşüncemiz var. Onu da açıklayacağız. İnşallah o günleri görürüz. Yeniden yani, bir Euroleague düşünceniz var o zaman. En büyük hayallerimden birisi. Peki şubenin bir
Fenerbahçe Ülker modeli gibi bir markayla beraber yönetilmesi, markanın da bu yönetime dahil olması gibi bir fikriniz var mı? Çok faydalı olur. Çok faydalı olur. Çünkü bu iş artık çok büyük bir iş. Yani bugün Real Madrid basketbol takımı 40 milyon euro civarında maliyeti. Barcelona öyle. Yani çok büyük paralar harcanıyor. Ama çok az paralar harcanarak, kar ederek yönetilen kulüpler de var. Mesela Bayern Münih öyle. Yani 7-8 milyon baremlerinde zarar etmiyor kesinlikle. Çünkü ben 7-8 sene Eurolig'in iş business board'unda bulundum. Yani bütün rakamları biliyorum. Kim ne harcıyor, ne kar ediyor, ne zarar ediyor. Dolayısıyla onların hepsine çok hakimim. Tabii bu vesileyle biz bir vakıf kurmuştuk. Basketbol için destek ve eğitim vakfı. Tüm eski arkadaşlarımız birleşerek. Hatay'da müthiş bir yer yaptık. Basketköy diye. İnşallah Adana, İskenderun, Hatay ziyaretinde oraya da gideceğim. Basketköy'de çocuklarla basket oynayacağım. İnanılmaz bir şey. Çok duygusal bir yer. En çok gurur duyduğum işlerden birisi açıkçası. Yüzünüz güldü. Hemen yine yüzünüzü asacağınız olumsuz bir konuya geçelim. Yok. Yani bu işlere eğer niyetliyseniz yüzünüzün asılmaması kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Yani bu iş bir motivasyon. O zaman izleyen Beşiktaşlıların belki biraz yüzünü asabilecek bir konudan bahsedeyim. Beşiktaş'ın çok bağlayıcı olduğu, Beşiktaş'la arasında çok bağlayıcı olduğu söylenen bir Bankalar Birliği anlaşması evet, var. Evet. Sayın Arat Bankalar Birliği anlaşmasına ne kadar hakim? Beşiktaş Bankalar Birliği anlaşmasından Sayın Arat'ın başkanlık döneminde çıkabilme şansına sahip mi? Şimdi Hasan Bey, ben yaklaşık 2 seneden beri dediğim gibi bu detayın tüm en ince noktalarına kadar hakimim. Beşiktaş Bankalar Birliği anlaşması kulüplerin çoğuyla yapıldı biliyorsunuz ve garantör bankalar belli. Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank. Hepsinin yüzdeleri farklı. Bu yüzdelere göre yapılan 10 yıllık TL üzerinden bir anlaşma var. Hani borcu düşürdük diyorlar ya. 400 milyondan 280 milyona düşürdük diyorlar ya dolar olarak. O düşme ödemeden dolayı değil. O düşme kurun yükselmesinden dolayı TL yapılmış anlaşmanın rakamlarının düşmesi nedeniyle. Tabii burada şöyle bir avantaj oldu son 2 yılda. Merkez Bankası politika faizleri %9 seviyelerindeydi ve faiz ödemede bir sıkıntı çıkmıyordu ve belli bir dönem faizsiz dönemdi. Ana para ödemesiz dönemdi. Bu faizleri ödemek Beşiktaş için mümkündü. Çünkü cash flow olarak baktığınızda %9'luk Merkez Bankası politika faizi çok hesaplı bir faizdi. Ama son geçtiğimiz 2 ay zarfında kademeli olarak 24, 25, 30 ve en son 35'e kadar çıktı Merkez Bankası politika faizi. Fakat bugün piyasada TL kredileri %50'nin üzerinde. Halen Beşiktaş'ın kullandığı kredi faiz olarak çok uygun bir faiz. Bugünün piyasa koşullarına göre. Çünkü aynı zamanda da dolar her ay belli oranda arttığı için TL'nin giderek değer kaybı söz konusu. Ve 10 yıllık bir anlaşma. Beşiktaş bu anlaşmayı iyi yapmıştır. Sağlıklı bir anlaşmadır, onu söyleyeyim size. Yani bütün kulüpler içinde. Bazı kulüpler bu anlaşmadan çıkmayı hedeflediler yakın bir zamanda gayrimenkul anlaşmaları nedeniyle. Beşiktaş'ın da benzer bir çalışma yapacağını düşünüyorum. Çünkü biz göreve gelir gelmez, eğer genel kurulumuz bizi takdir eder göreve gelirsek, çok süratli bir şekilde gayrimenkulle ilgili önemli girişimlerde bulunacağız. Bu devlet Beşiktaş'ı sever bakın. Bunu hiç unutmayın. Devlet Beşiktaş'ı çok sever. Yeter ki Beşiktaş'a gelenler bu işi hiçbir şekilde yanlış bir şekilde kullanmasınlar. Buraya yönetici olacak insanların devletle işi olmamalı. Devletle hiçbir işi olmamalı. Özgür olmalı. Gayrimenkul tabii. Şeyinde devletle bir görüşmeler olacak o zaman. Tabii ki olacak. Beşiktaş bunu tarihi boyunca yapmıştır. Süleyman abi nasıl yaptı bugüne kadar? Nasıl aldı? Anlattınız yayının başında Mesut Yılmaz tabii. Örneğiyle. Yani Beşiktaş bu ülkenin en önemli sivil toplum örgütlerinden biridir. En eskilerden biridir. Beşiktaş halktır. Devlet Beşiktaş'a iyi bakar. Bakın bizim yeni bir A takım tesislerine ihtiyacımız var. Son derece modern, yeni, büyük bir tesislere ihtiyaç var. Bunu ben projemde
söylemiyorum. Niye biliyor musunuz? Alınmamış bir şeyi projede söyleyemezsiniz. Yok ben devletten alacağım. 11 senedir buradasınız. 23 seneden beri buradasınız. Niye almadınız? Ben projemde bunları kullanmıyorum. Hasan Bey hep şeyi vurguluyorsunuz. 23 seneden beri buradasınız. Siz son 23 seneyi aynı evet. ekibin yönettiğine mi inanıyorsunuz? Kesinlikle. Evet, şimdi dönün bakın hepsi birbirinin evet. içinden evet, çıkmış. Evet, bir... ama mesela aralarında hiçbiri bırakmıyor. Aralarında nifak olan insanlar da var. İşte Yıldırım Demirören'den hesap soracağım olduğu, diyen Fikret olduğu zaman var. Bir zorluk olduğu zaman hemen anlaşıyorlar. Merak etmeyin. Yani bir dava olduğu zaman hepsi içinde oluyor. Hemen anlaşıyorlar. Orada sistem belli. O sistemin dışında olan tek insan benim. O yüzden işlerine gelmiyor Hasan Arat'ın buraya gelmesi ama merak etmesinler. Vatandaş farklı görüyor. Beşiktaş da farklı görüyor. Beşiktaş da artık her şeyi görüyor. Artık bir gazeteyle Beşiktaş'ı idare edemezsiniz. Bunlar var bakın. Twitter var, burası var. Beşiktaş da her şeyi görüyor artık. Şu anda da 15 bine yakın insan tarafından izleniyoruz canlı yayında. Yüksek midir bu? Yani normalin çok üstünde bir Öyle rakam. Öyle mi? Evet. Ha, yani ben o rakamları sizin farkınız öğreneceğim tabii. Sizin farkınız. Stadyumla ilgili çok şikayet var diyeyim. Hı-hı. Şöyle şikayetler var. Bir, akustik. İki, Hı-hı. hoparlörlerin konumu. Üç, stadın içindeki yayıncı kuruluşun ses alım cihazlarının bulunduğu konum. 4. Kale arkası tribünlerindeki koltukların yerleşimi, oraların bir duvar gibi olmasına dair bir istek var. Stadyumla ilgili kafanızda planlar, projeler var mı? Değişimiyle ilgili, onarımıyla ilgili biraz... Bunu siz mi soruyorsunuz, taraftarlar mı sordu? Ben de bir taraftar değil miyim? Doğru, çok doğru. Şimdi çok önemli bir şeye değindiniz. Bir kere ilk önce sesten başlayalım. Yani ses düzeni bozuk diyorlar ama taraftar bağırmaya başlayınca sesi açıyorlar taraftarın sesini kısmak için. Yani korkunç bir şey evet. Bu işlerden vazgeçeceksiniz. Taraftar bundan çok rahatsız oluyor, rencide oluyor. Sen taraftarın sesini kesmek için müzik kullanamazsın. Bunları yapmayacaksınız. Ya taraftar protesto edecekse edecek ama taraftar küfretmeyecek bakın. Yani bu konuda kırmızı çizgi. Ne bugünkü idarecilere, ne geçmişteki idarecilere, ne gelecekte. Küfür yok ama her türlü protestoyu yapabilirsiniz. Real Madrid ne yapıyor? Mendiller sallıyor istifa için. Küfretmeyelim bir kere lütfen. Yani bu konuda kesin. Yani kişilere hele sakın, ailelerine sakın. Ya buna kesinlikle karşıyım. Burada yapılan stadyumu bir kere iyi tarafını, bardağın dolu tarafını görelim. Bu stadın yapılması çok zordu. Mutlaka. Dolayısıyla yapılan iş doğru bir iştir. Matematiği nasıl oluştu, birbirlerine niye mahkemeler açtılar o ayrı mesele. İki başkan kendi arasında çözsün. Biz sonucu göreceğiz. Ama bizim İnönü'de kalmamız tarihi bir olaydır. Neden biliyor musunuz? Biz Süleyman abiyle İnönü'ye 49 yıllık anlaşmayı imzaladığımız zaman Süleyman abiyi tehdit etmeye kalktılar. O dönemin medya sahipleri. Biz alacağız bu stadı diye. Rahmetli Cenk Koray medyacı olduğu halde o medya kuruluşuna meydan okudu. Yiğitseniz gelin hadi bakalım alın dedi. Biz alacağız buraya başka bir şey yapacağız gibi bir tehdit miydi? Hayır biz Türkiye'nin en kuvvetli kurumuyuz. Biz alırız. Beşiktaş alamaz diye. Süleyman abi öyle bir masaya vurdu ki hep gittiğim zaman soruyorlar masaya vurur musunuz diye bana. Masaya ne zaman vurulacağı önemli. Öyle her zaman masaya vurup kapıdan çıkıp gitmek olmaz. Masaya doğru zamanda vuracaksınız. Ve Cenk Koray, Cengaver gibi rahmetli, nur içinde yatsın. Amin. İnönü'yü savundu ve Beşiktaş 49 yıllığına orayı imzaladı. Ve bizim oldu stat. Daha sonra bu stadı yıkıp yapmak Anıtlar Kurulu kuralları gereği fevkalade zordu. Özellikle eski açık tarafı Anıtlar Kurulu'na giriyor. Ve Anıtlar Kurulu'nu muhafaza ederek, formüller bulunarak, devletin yardımıyla ciddi anlamda bu stat yapıldı. Bu stada ilk önce sahip çıkacağız. Bizim stadımız dünyanın en güzel stadı. En güzel stadı. Tartışmasız dünyanın en güzel yerinde. Beşiktaş deyince herkes ilk önce stadın yerini söylüyor bir kere. Bütün dünyada bu böyle. Burada eksiklikler var. Nedir? Çatıda sıkıntı var.
çatının arasındaki boşluktan dolayı ses dağılıyor. Eskisi gibi taraftarın sesi çıkmıyor. Dolayısıyla bir akustik sorunu çözülecek. Sen ama bana her şeyi anlattırıyorsun ya. Böyle ama anlatalım diye buradayız. Yani sen sordun, biz anlatıyoruz. Akustik meselesi çözülecek. Tamam mı? Ses meselesi çözülecek. Özellikle taraftarın rahat oturabilmesi için, blok halinde oturabilmesi için bir çalışma yapıyoruz. Ve bu işin müellifi mimarla görüşeceğiz seçildikten sonra. Yine söylüyorum, Allah kısmet eder seçilirsek. Onun nasıl yapılacağını çalıştık mimarlarımızla. Taraftarın çok memnun olabileceği bir uygun bir çözüm bulduk. Projenin müellifi eğer uygun görürse, biliyorsunuz projenin müellifi eğer izin vermezse hiçbir şey yapamazsınız. Ana mimaride. Bunu bilmiyordum. Tabii yapamazsınız. Ana mimaride yapamazsınız. Biz bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yani projenin mimarı bu konuda olumlu bakabilir. Ama akustik ve diğer çatı meseleleri mimari meseleler değil. O yeni bir teknolojiyle bir şeyler yapmak lazım ki sponsorumuz o konuda da olumlu bakıyor anladığım kadarıyla. Onlarla bir çalışma içerisinde olacağız ama projemizde bunu söyleyeceğiz. Onu söyleyeyim size. Şimdi futbol dışı, yani biliyorsunuz ki yani başkanlar genelde birçok şey yapıyorlar ama sağ sonuçlarıyla çok kaderleri belli oluyor. O yüzden ben de bu yayını iki parça gibi düşündüm. Bu parçaya kadarki kısım futbol dışıydı. Şimdi artık futbolla alakalı hem kendi merak ettiklerim hem de Hasan Arat'la yayın yapacağım dedikten sonra bana gelen şeylere göre hazırladım. Siz de belki önünüze futbolla ilgili kağıtlarını alırsınız. Ben de önümde futbolla ilgili notlarım var. Şimdi, demin gerçi biraz konuştuk ama yine konuşalım. Evet. Tamam, okey. Kadro değerleri açısından da ciddi bir şekilde rakiplerimizle, yani en büyük iki rakibimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ile açılan bir makas var. Özellikle son bir buçuk senede ciddi bir açılma var. Bu farkın nasıl kapatmayı planlıyor Sayın Hasan Arat? Şimdi harcanan para bu farkı hak etmiyor. Onu evet. Harcanan para en az orada harcanan paralara benzer paralar. Dolayısıyla oyuncu kalitesi ve seçimi bence bizi bu duruma düşürdü. Yani birincisi bir kere bunu kabul edelim. Yani gece 1'de yapılan transferi unutmayın. Yani yurt dışı saat meselesi de son gece saat 1'de bir oyuncu imza attı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Beşiktaş transfer ettiği sporcuların bir tanesi İstanbul'a geldi. 5 gün dolaştı, Beşiktaş sahip çıkmadı. 5 gün dolaştı. Ona kaç para imza parası verilmiş biliyor musunuz? 1,5 milyon euro imza parası. Yani 5 gün sahip çıkmıyorsun. Piyasa değerini düşürüyorsun o oyuncunun. Beşiktaş'taki imajını düşürüyorsun. Üstüne bir de o kadar imza parası veriyorsun. Bütün bu transferleri yapan yönetim istifa ediyor. Yani sportif direktör istifa ediyor. Antrenör istifa ediyor. Kimsenin sorumluluğu yok. Şimdi de yönetim gidiyor. İstifa etmiyor ama gidiyor. Kim bunun sorumlusu? Futboldan sorumlu kim? Kim? Bana bir söyleyin. Başkan mı? Futboldan sorumlu ekranlarda konuşan yönetici mi? Giden antrenör mü? Sportif direktör mü? Ya Beşiktaş bu kadar sahipsiz mi ya? Siz istediğinizi alacaksınız, getireceksiniz buraya. Ondan sonra bir de 4'er yıllık sözleşmeler yapacağız. Onun kaç yıllık sözleşmesi? 4 bildiğim kadarıyla. Daha önce o zaman daha önceki sporculara 4 yıllık anlaşma yapıldı diye niye feryat ettiniz? Niye 4 yıllık anlaşma yapıyorsun? Neye göre anlaşma yapıyorsunuz? Hangi planlama? Bu planlamanın temelinde ne var? Birisi bir anlatsın ya. Siz anlayabiliyor musunuz? Ben birçok kez anlayamadığımı yayınlarda yani söyledim. Bu planlamayı kim nasıl yaptı? Bunun mantığı ne? Bunun herhalde bir raporları falan vardır yani. Yönetim kurulu, sportif direktör bu raporları bırakmıştır. Bunun sorulması lazım. Neden, nasıl, ne şekilde oldu? Bunların sorulması lazım. Bu maliyetleri bugün Avrupa'da çok iyi oyuncular alabilirsiniz. Ve çok geç aldınız üstelik hepsini. Yani burada niye taraftar bu kadar kızdı biliyor musunuz? Taraftar rencide oldu ya. Siz önceden vereceksiniz 2-3 tane şeye
televizyon yorumcusuna şu oyuncuyu getiriyoruz diye spekülasyona başlayacaklar. Sizin hakkınızda iyi şeyler yazacaklar. Tam transfer edileceği gün uçağa binecek, başka takıma gidecek. Şimdi bir kere transferler gizli yapılmalı. Burası yöneticilerin kendi şov alanı değil. Bu işten vazgeçsinler. Bundan sonra gelecek kişilerin haddine bile olmayacak. Ya burası Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş'ın kulübünün yapacağı bu kadar kıymetli transferleri siz 2-3 tane gazeteciyle transfer öncesi paylaşamazsınız. Gazeteci gidip onu araştırır, bulur, hakkıdır. İstediği gibi yayınlar. Ama bana şu bilgi geldi. Nereden geldi? Süleyman abi eskiden şeyi araştırırdı. Yönetim kurulunun masasının altında mikrofon var mı diye araştırırdı. Yönetim kurulundan gider biliyor musunuz bilgiler? Hatta SMS ile gider. Ha burada yönetim kurulu toplanıyor muydu, toplanmıyor muydu onu da bilmiyorum. Ama benim gördüğüm yöneticilerin kim seçilirse seçilsin bu huylarından vazgeçmesi lazım. Çünkü kulübün şeyini bozuyor. Taraftarın nezdinde. Bakın dün bana Bodrum'da 10 yaşındaki Duru diye bir kız çocuğumuz futbol oynuyor. Talisca gelecek mi diye sordu. Kırmasaydınız ya, Duru'yu. Ama Duru'ya Duru'yu bu hale kim getirdi? Ya Duru'ya de ki Duru kurallar gereği ben bu oyuncuyla görüşemem. Yasak. Oyuncunun kontratı var. Ben sadece kulübüyle görüşebilirim. Bu çocukların hepsi çok akıllı artık. Her şeyi biliyorlar. E sen onun rüyalarına Talisca'yı sokma daha birinci günden. Ben peki, 30 yaşındayım, benim hala rüyam. Ha, ama doğruyu söyle, doğruyu paylaş. De ki kontrat gereği alamıyoruz. Çok istiyoruz ama alamıyoruz. Beşiktaş istediği oyuncuyu alır. Beşiktaş evet, muktedirdir. İstediği oyuncuyu alır ama kurallar gereği alır. İmkan olursa alır. Serbestse alır veya kulübüyle anlaşmışsa alır. İnsanlara umut vaat etmek öyle kolay şeyler değil. Arkasını doldurmanız lazım. Hasan Arat döneminde medya aracılığıyla umut satmak ya da taraftarı olmayan şeylere, beklentiye kaptırmak olmayacak. Olmayacak. Niye olsun ki? Yani bunu anlıyorum söylediğiniz şeylerden. İkinci sorum yine futbol. Artık bundan sonra futbolla devam edeceğim. Sportif direktörlük Beşiktaş'ta çok denendi. Futbol direktörü de denendi. Ceyhun Kazancı vardı en son bu görevde. O sportif direktördü. Futbol direktörüydü ismi. Öyle miydi? Sportif direktör en son kimdi? Galiba Önder Özen'di. Ya da o da mı futbol direktörüydü? O tam emin olamadım tamam, ama öyle tamam, bir direktörlük tamam, pozisyonu. Şimdi ama ben bu soruyu size gündüz yazdığım için şimdi sizden de şöyle bir şey geldi bugün içinde. Futbolla alakalı bir yönetim kurulu üyesi olacak. Evet. Aynı zamanda yabancı işinin ehli bunu yurt dışında da çok kez yapmış. Beşiktaş'la yurt dışındaki büyük kulüpler arasında köprü olabilecek bir sportif direktör düşünceniz var mı? Eğer varsa sizin söylediklerinizle şöyle bağlayayım. Bu futboldan sorumlu yöneticiyle çalışma alanları çakışmaz mı? Yani burada bir şey olmaz mı? Aralarında bir... Hayır. Şimdi bir kere bu aradaki kişi profesyonel kişi olacak. Yönetim kurulu üyesi profesyonel değil. Artı bu ilişkileri götürecek olan çok üst düzey yöneticiler olacak. Futboldan sorumlu kişi olmayacak sadece. Yani bu oyuncu transferleri, ilişkiler bu başkanın ve uluslararası ilişkileri kuracak kişinin işidir. Başkan burada tam yetkilidir. Ben kendim bu diyaloğu yapacağım, direkt görüşeceğim. Ama yönetim kurulu üyemle beraber, futbolu bilen kişiyle beraber ama yurt dışındaki her türlü ilişkiyi benim yönetim kurulu üyem ve ben birlikte götüreceğiz. Çünkü bu işler güven ve ilişki işidir. Öyle bir an gelir ki o kulüpten siz bir yıllığına istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz. Eğer ilişkiniz kuvvetliyse, eğer o kapıyı bir telefonla açabiliyorsanız, eğer aracıya ihtiyacınız yoksa. Bakın bugün futbol dünyası zor bir dünya ama ilişkiler burada çok önemlidir. Sizi yanlış yönlendiren olursa yanlış gidersiniz. Biz ona fırsat bırakmayacağız. Sportif direktörlük. Evet. Sıcak baktığınız bir pozisyon mu? Beşiktaş futbolunun altyapısıyla, scoutingiyle yapılanması adına bir sportif direktöre ihtiyacı var mı sizce? Ben sportif direktörün oranın yönetimiyle ilgili sportif direktör mü, futbol direktörü mü onu tam olarak ismi hariç bu arada bir
köprü olması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir pozisyona ihtiyaç köprü var. Köprü olduğuna inanıyorum ve bunu ben yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte konuştuktan sonra bunun kararını vereceğiz. Çünkü bakın bu kararları eğer yönetim kuruluna ortak etmezseniz o yönetim kurulu sizin için savaşmaz. Bu kararlar müşterek alınmalı. Herkesin imzasıyla alınmalı. Hani diyorlar ya ben alınan kararlara muhaliftim yönetim kurulunda diyen arkadaşlar oldu. O zaman görelim o yönetim kurulu karar defterinde sizin imzanız var mı? Muhalefet şehriniz var mı? Yoksa konuşmayın bakın. Ne demek ya? 4,5 yıl orada duracaksın. Tam seçimlere girerken diyeceksin ki ben o kararlara muhaliftim. Ya başkana ayıp her şeyden önce bunu söylemek. Muhalifsen o günkü yönetim kurulu karar defterine diyeceksin ki ben şu arkadaşın gönderilmesine karşıyım. Yanlıştır. Sebebim budur. Sebebini de yazacaksınız. Öyle karşı olmak da olmaz. Sebebini de yazacaksınız. Yönetim kurulu kararları noter tarafından tasdiklenir. Derneklerin, şirketlerin. Tasdik olur. İmzan oradadır. Geçersin gidersin. Ama ondan sonra ben muhaliftim diyemezsin. Arkadaşlarına da saygısızlıktır bu. Dolayısıyla Beşiktaş camiasının kimse aklıyla oynamasın artık. Yani burada mükemmel eğitimli, mükemmel deneyimli insanlar var. Artık kapı aralarında, loca aralarında, oralarda, buralarda Beşiktaş'ı dizayn etmekten vazgeçsinler. Beşiktaş'ın kararını Beşiktaşlılar verecek. Biz ne diyoruz? Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyoruz. Bu yol Beşiktaş'ı dizayn edenlerin yolu değil. Bu yol Beşiktaşlıların yolu. Artık bir araya gelip kuvvet oluşturmaya falan kalkmasınlar. Hepsi tek tek gelsinler. Tek tek gelsinler. İstediği kadar ortaya çıksınlar. Bu az önceki sportif direktör kararımı yönetim kuruluna sormam gerekiyor lafınızdan şunu da anladım. Sayın Hasan Arat'ın bugün itibariyle teknik direktöre dair de vermiş olduğu bir karar yok. Çünkü yönetim kuruluyla danışması lazım. Peki neden sürekli Sayın Hasan Arat'la ilgili medyada X isim vermeyeyim hoca ismini, bir spekülasyon olmasın bugünden. X hocayla anlaştı, gelirse kesin X ile çalışacakmış gibi bir haber dönüyor. Böyle bir şeyin gerçekliği var mı sizin aklınızda? Şimdi Hasan Bey bu iş artık öyle bir hal almış ki eğer bir aday çıkıp ben şu benim çok iyi arkadaşım, şunu iyi tanıyorum, bununla çalışacağım diye propaganda yapıyorsa baştan zaten olay bitmiş demektir. Bir aday çalışacağı camianın sevdiği bir hocaya referans göstererek yola çıkamaz. Bir kere o isme saygısızlık her şeyden önce. Birçok aday çıkabilir çünkü. Ama aday çalışmasını yapar. A planı, B planı, C planı, yerli, yabancı bütün planlarını yapmak zorundadır. Çünkü 4 Aralık'ta iş başlıyor. Diyelim 2 günde mazbatanızı alacaksınız. Yönetim kurulunun aşağı yukarı 6'sında falan karar vermesi lazım. Hemen. Bugün yapılan değişiklik şu anda Beşiktaş'ı bir parça rahatlatmıştır. Tabii en azından 6 Aralık'ta acil bir karar alma ihtiyacı çünkü yok gibi duruyor. Çünkü yani senin kaptanın gelmiş takıma. Evet. Para benim için önemli değil demiş. Beşiktaş için 2 maç için. Sen niye hemen getirmedin? Niye hemen getirmedin? Ben gelmeden önce not aldım. Bakın Rıza Çalınbay bizim kaptanımız 17 sezon oynamış. 650 maç. Bakın 650 maç. Rıza Çalınbay Hall of Fame'dir. Yani Amerika'da meşhur basketbolcuları Hall of Fame yaparlar. Forması emekli edilir. Bakın Rıza Çalınbay'ın forması burada. Ayakkabıları burada. Müzede. Tamam mı? Ne diyor? Ben bedava bile gelirim diyor. Daha antrenör istifa ettiği anda. Hemen ertesi gün göreve getirsenize ya. Niye beklediniz? Seçim var. Hayır. Bence sizleri düşünerek verilmiş bir karar. Hayır. Kesinlikle katılmıyorum. Yani sen kulübün 9 maçını, bakın benim burada tweetim var ya. Maçın maliyeti, antrenör yok diyorum, maliyet bu diyorum. Kaç para kaybettiğinizin farkında mısınız? Mutlaka. Ha? Seçimin o tarihte yapılması hata olamaz. Bence. Olamaz. Tamamen yanlış. Yani Rıza Çalınbay'ı getirerek kendinizi kurtaramazsınız. Rıza Çalınbay Beşiktaş için gelmiştir. Sizin için gelmedi. Çünkü
O Beşiktaş'ın çocuğu. 6 şampiyonluk kazanmış. 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık, 6 spor yazarları. Toplam 20 kupa kazanmış. 20 kupa. Rıza Çalımbay gelmesi iyi olmuştur. Ama buraya gelecek adaylar planlarını yapacaktır. Gelir o gün Rıza Hoca ile anlaşır, devam eder. Anlaşamaz, Rıza Hoca'ya söyler. Hocam senin geliş şeklin kritik dönemlerde oldu. Bakın dünyada bütün kritik dönemlerde spor kulüplerinde de iş dünyasında da tecrübeli insanlar aranır. O DNA'yı bilenler gelirler. O anahtar onlara teslim edilir. Şimdi Rıza'dan daha büyük Beşiktaşlı var mı ya? Anahtar teslim edildi. Rıza Çalımbay gerekeni yapar. 3 Aralık akşamına kadar seçilen başkana otururlar masada. Yönetim kurulu, o günün durum değerlendirilmesi yapılır. Hocamızın vizyonu, hedefleri, takımın durumu, iskeleti en net ondan alırsınız. Rıza Hoca şeffaf adamdır. İkinci devrede eğer hamle yapma şansınız varsa ve çalışmak istemiyorsanız, alternatifiniz varsa alternatifinizi koyarsınız. B, C şıkları. Hayır, ben hocamdan memnunum, çalışacağım derseniz çalışırsınız. Şov yapmayacaksınız bu işte. Çünkü asıl olan Beşiktaş'tır. Ama ben samimi söyleyeyim, bu çalkantılı dönemde ben yurt dışında her türlü diyaloğumu kurdum. Her türlü hazırlığımı yaptım. Yurt dışında her türlü planımı hazırladım. Yurt dışında yani yabancı hocalarla her türlü görüşmeler yaptınız. Tabii, hepsini yaptım. Hepsini yaptım. Yani şimdi bana sinirleniyorlar, haber alamıyorlar diye. Niye konuşayım? Siz yabancı hocalarla görüşmeler yapmanıza rağmen sizinle ilgili yerli bir hocamızla alakalı anlaştı, başlıyor lafları dönüyordu. Ben kimseyle anlaşmadım. Hayır, kimseyle anlaşmadım. Peki. Ben bahsedilen yerli hocamıza hep Sergen hocamızı bahsediyorlar. Evet, ben saygı spekülasyon duyuyorum. Olmasın diye söylemek Sergen istedim. Hocamızın isminin bu şekilde kullanılmasını çok yanlış buluyorum. O Beşiktaş'ın değeridir. Adaylar onu yıpratmasın, yanlış yapıyorlar. Ya beklesinler, 3 Aralık akşamında karar verirler. Ama acil çözüm zaten gerekliydi. Niye bu kadar geciktiler? Bana bir söyleyin ya. Niye bu kadar geciktiler? Seçimde çok geciktik. Hayır, bence. Bir de hepsi birilerinden icazet alma peşinde. Farkında mısınız? Ha? O olmazsa o olur. Hasan'ın karşısına bunu çıkartalım. Bu olmazsa bu olur. Ya gelin, hepiniz gelin ya. Ama sizi mutlu edecek bir şey değil mi? Bu size karşı aday bulamadılar. Ya ne istiyorlarsa yapsınlar. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Bu kampanyaya ben Sakarya'dan başladım. Süleyman abinin köyünden başladım. Ve çok güzel şeyler yaşıyorum. Gittiğim her yerde. Daha sonra Sakarya, İznik, Kütahya, Afyon, Bodrum. Bodrum'a birçok yerden geldiler. Yarın sabah Almanya'ya gidiyorum. Sabah 7'de uçağım. 400'e yakın üye katılıyor. Hollanda, Belçika, Almanya'dan. 400'e yakın kongre üyesi Almanya'da toplanıyor. Onlara konuşmaya, sorularına cevap vermeye gidiyorum. Ya benim tempom aşağı yukarı günde 18 saat. Hiç abartmıyorum. Ama kondisyonum var Allah'tan. Yani o yüzden hiç endişem yok. Ben bugün hani beraber ayakta da gördüm. Hakikaten kondisyonun üzerinde. Evet. Yani dün gece ben 1'de geldim. 1.30'da geldim Bodrum'dan. Üzüntülü geldik tabii yani. Ama Beşiktaş toparlar ya. Rıza Hoca kararı doğru bir karardır. Ama kendilerini kurtaramaz. O zaman Sayın Çebi'ye en azından Rıza Çalımbay kararı için tebrik bence etmek Rıza lazım mı? Bence Rıza Çalımbay kararını camia aldı ya. Doğru. Yani onlar almadı, camia aldı. Şimdi Beşiktaş'ta bir taraftar olarak gözlemlediğim bir sorundan bahsedip sorusunu soracağım. Sorun. Beşiktaş taraftarı yıllardır hep aynı adamların etrafında dönüyor. Hem teknik direktör olarak hem de futbolcu ismi olarak. Az önce siz 10 yaşında bir kardeşimizin Talişka lafını söylediniz. Yani hep aynı isimleri duyuyoruz aslında. Türkiye'den gidenler, Galatasaray'ın ya da Fener'den gidenler, bizden gidenler. Beşiktaş'ta belli ki transfer yıllardır bazı 3-5 tane menajerin Beşiktaş'a önerdiği topçularla yapılan bir iş. Evet. Beşiktaş'ta belli ki yıllardır
elle tutulur bir scouting ya yok ya da burada çalışan personellerimiz, kıymetli personellerimizin söylediği raporlar ciddiye alınmıyor. Ya da teknik direktörler bu raporlar doğrultusunda değil de daha başka isimler doğrultusunda ilerlenmesini istiyor. Benim sorum şu, hepsini toparlıyorum. Scout sistemi hakkında düşünceleriniz var mı? Bir teknik direktör transferde ne kadar sürece dahil olmalı sizce? Ve Beşiktaş yönetimi transfer yaparken scout raporları, işte sportif direktörünün görüşü, futbolla ilgili yöneticisinin görüşü hepsinin ortak bir kararıyla mı hareket edecek? Şimdi bir kere her gelen teknik direktör kendi transferini yapamaz. Yok öyle şey. Kulübün kendi politikası. %100 katılıyorum. Yani sen sabah kalkacaksın, gideceksin, bana milyonlarca dolar ödeme bırakacaksın. Öyle bir şey yok. Kulübün kendi politikası olacak. Ya yani bu politika teknik direktörle istişare edilir ama kararı veren kulüptür. Kararı veren yönetim kurulu. Oraya imza atan, kamuoyuna, genel kurula hesap veren yönetim kuruludur. Dolayısıyla burada kesinlikle teknik direktörün istediği gibi istediği şeyi yapma şansı olamaz. Teknik direktörle istişare edilir. Bize doğru nedenler anlatılır, seçimler anlatılır. Öyle sadece birkaç tane aracının araya girmesiyle verilecek kararlar bunlar değildir. Aynı zamanda bizim altyapıda çok erken kontrat yapmamız lazım bakın. Daha yeni Arda sahaya çıktı, hemen menajerler Arda'yla kontrat imzaladı. Demirege, Arda, bunların çoğalması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın müthiş bir DNA'sı var, geliyor. Aşağıdan geliyor. Bir de Beşiktaş'ta altyapı futbolcularıyla ilgili şöyle bir problem var. Özür dilerim, sözümüzü kestim. Yeterli çocuklarla ilgi alaka olmadığı için de çocuklar Beşiktaş'tan genç yaşta koparılıyor. Orada başka bir formülümüz olacak. O formülü açıklayacağız. Yani tamam. Bir hafta sabredin. Bir hafta sonra onu açıklayacağız. Yani o formülü açıklayacağız. Çünkü kontratı erken yaşlarda yapmak lazım. Yani Barcelona falan bunu bu şekilde yapıyor. Şimdi Fransa milli takımında Paris Saint-Germain'in 17 yaşında oyuncusu var. Yani Paris Saint-Germain kaptırıyor mu oyuncusunu? Kaptırmıyor. Bu sene oynarsa fiyatı 100 milyon dolara çıkacak belki. Dolayısıyla biz daha o yaşlardayken o hesabı yapmamız lazım. Altyapı futbolcularıyla kontrat yönetiminde bir değişikliğe gideceğiz. Kulübün mutlaka kontrolüne geçmesi lazım. Ailelerle oturup konuşacak. Onların eğitimleri ona göre planlanacak. Şimdi buradaki sorunlardan biri şu. Geçtiğimiz mali kongrede yaklaşık 39 milyon liralık scouting giderleri diye bir madde vardı. Ama altında detaylar yoktu. Ancak bunu geldiğiniz zaman görebilirsiniz. O scouting parası nereye, nasıl harcanıyor, kim gidiyor? Bu parayı harcadığınız zaman elde ettiğiniz verim ne? Bu para harcandıktan sonra hangi oyuncular alınmış? Yani bunların iş hayatında KPI derler biliyorsunuz. Yani performans değerlendirilmesi. Öyle scouting'e biz bu parayı harcayalım. Bu para harcandıktan sonra başarısını da göstermeniz lazım. Dolayısıyla burada yapılacak şey, geldikten sonra bir içeriği görmemiz lazım. Scouting ekibine özellikle. Ama oralarda büyük değişiklikler olabilir. Olumlu anlamda. Dünyanın çok fazla genç yetenek transfer eden kulüplerinden scouting anlamında yardım ya da transfer düşünüyor musunuz? Personel anlamında. Şöyle, şu anda zaten görüştüğüm kulüpler var hali hazırda. Hemen hemen her gün görüşüyorum. Birçoğunun sahibi zaten benim arkadaşım. Onlardaki modellemeleri çok ciddi anlamda alıyoruz. Ayrıca çok kurumsal modelleme Bayern Münih'te var. Barcelona'da var. Manchester City bu işi çok iyi yapıyor şu anda. Oradaki modellemeleri çok yakından çalışıyoruz. Bunun için ama büyük altyapı sahalarına da ihtiyaç var. Öyle şu andaki elinizdeki imkanlarla bunu hemen yapabilmeniz mümkün değil. Bunun için formüllerimiz var ama elimizde olmayan formülleri proje olarak söylemeyeceğim. Tamam. Ne kadar oldu biz başlayalım? Biz başlayalım 1,5 saati geçti. Öyle mi? Benim bir sorum var, ondan sonra izleyicilerden alacağım. Kaç sizi kişi daha fazla oldu şu anda? 15 binin üzerinde insan var. İyi, çok iyi. Yani sizin için iyiyse iyi. Ya sizin için de iyi bence. Çok güzel bir rakam var. Hep yani... Umarım sizin yarattığınız heyecan hep böyle devam eder. Beşiktaş taraftarının bir şeylere heyecanlanmaya ihtiyacı var. Maça gitmek için, bir onlar şeyler yapmak için. Onlar her şeyi hak ediyor. Ya Beşiktaş taraftarı ya dünyanın en önemli taraftarı. Çünkü
onlar kadar bu işi içselleştiren başka bir camia yok. Dünya biliyor. Yani kitaplar yazılmış. Yani çarşı davasını biliyorsunuz. Ya bir tane idareci çarşı davasına gitmedi. 10 senede siz bakın. Siz gidiyorsunuz ben bildiğim gidiyorum, kadar. Evet. Başından beri gidiyorum. 10 seneden beri bakın 10 sene. Çocuklar 10 senedir yargılanıyor. Bir kişi gitmedi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neden kendi çocuğuna sahip çıkmıyorsun? Onlar senin çocuğun ya. Çoğu aileler perişan oldu. İnsanlar ağladı, hastalandı, işlerini kaybetti. Ya bir sahip çık. Benim evlatlarım yapmaz de, değil mi? Niye diyemiyorsunuz bunu? Beraat ettiler, tekrar yargılanıyorlar. Bir sesiniz çıksın, değil mi? Gidin konuşun. Bunlar bizim evlatlarımız deyin. Niye diyemiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? İşte o parmak sallama sonra gelir korkarsan. Çok acı, evet. Şimdi futbolla alakalı benim bir sorum daha var. Ocak transfer dönemi olacak ama Beşiktaş için sezon Türkiye Kupası dışında kapandıya yakın. Yani belki yani siz böyle değerlendirmiyorsunuzdur ama hani benim gözümde Türkiye Kupası dışında bir rasyonel bir hedefi yok. Ocak transfer dönemini pas geçip bütün planlamayı Haziran'da yapma gibi bir düşünce var mı? Yoksa hayır, Beşiktaş Ocak ayında hayır, da eksik bölgede transfer yapacak. Beşiktaş hemen eksiğini gidermeli. En az iki tane çok önemli eksiği var. Nereleri görüyorsunuz bir başkan olarak? Eski de bir sporcu olarak. Yani orta saha ve defansta mutlaka ihtiyacı var. Mutlaka. Yani tabii bunu hocalarla oturulur. Tabii. Yani o yüzden ilk bakışta neyi görüyorsunuz? Rıza hocanın gelmesi çok anlamlı. Rıza Hoca anlatır, dinlersiniz. Rıza Hoca Beşiktaş'tan ya. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diyoruz. Yani keşke böyle gelmeseydi. Bu durumda olmasaydık. Ama Rıza Hoca'ya bütün camiye sahip çıksın. Arkadaşlar. Mutlaka. Hepimizin kaptanı. Dolayısıyla o bu dönemi onunla geçirmek çok şükür doğru bir şeydir. İniş çıkış yaşayabilir. Onun o toleransı hakkı var bu arada. Yapmadığı bir takıma geliyor. Ama camia onu sever, dayanır camia. Ama Şubat'ta, Ocak 5'te başlıyor şey, kontratlar. 1,5 yıllık, minimum 1,5 yıllık. Yani önümüzdeki senenin planlamasını yaparak o iki oyuncu alınması lazım. Bu kontratta yollayabileceğiniz kimse varsa onların oturup planlaması lazım. Çünkü yabancı sınırı da dolu bir yandan. Dolu. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika'da Türk oyuncu alternatiflerini gözden geçirmek lazım. Daha önce Beşiktaş böyle iyi bir hamle yaptı. Onları da devreye sokacağız. Yani genç oyuncuların gelmesini sağlayacağız. Bakın Almanya'da halen çok iyi oyuncular var. Yani o imkanları açmak lazım. Kendi altyapımızdan zaten gelenler var. Demir Ege, Arda çok iyi transferler. Hiç yeni oyunculara bakmayın. Bakın bir anda tribünlerin havası değişiyor. Daha ne gençler vardır Demir Ege, Arda gibi. Ya kaybettiğimiz 3 tane oyuncunun maliyetini söylüyorum işte. Evet. Yani bugün Serdar olsaydı kötü müydü? %100. Rıdvan olsaydı kötü müydü? Arkaya da baktım bir sıkıntı yokmuş diye. Yokmuş. İyi gidiyor mu yayın bari? Son kendimle alakalı son soruyu soracağım. Sonra insanların sorularını alacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Bu program sana nasıl geldi bir kere? İyi geldi mi? Bana yani? Program şahane geldi. Sizi görmek de çok iyi geldi. Çok diplomatik bir program mı oldu? Yani bazen senin de böyle olması lazım. Mi? Beşiktaş'ın çok ciddi bir durumu var. Ama Beşiktaş çok ciddi bir mesele. Ciddi Beşiktaş'ın bir mesele. Çok ciddiye almak İnşallah lazım. Bir gün, güzel bir günde de daha neşeli bir yayın yaparız. İnşallah, belki başka bir yerden inşallah, yaparız. İnşallah. Şimdi şöyle soruyu soracağım size ama... Tamam, çok buldum. Soru sordun aslında ya. Bayağı soru sordun. Bilet fiyatları. Bilet fiyatları, evet. Şimdi bilet fiyatlarında bir kere yine camiayla oynamayacaksınız. Yani bilet fiyatı bu ama Avrupa maçları hariç. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra değiştiriyorsunuz bir ay sonra. Sonra niye taraftar bana kızıyor diyorsunuz. Bir kere bu kulübün iletişimi komple değişecek. Söyleyeyim. Yani... Bir iletişim merkezi kurulacak. Yani o Beşiktaş TV'yi hala anlayamıyor herkes. Beşiktaş TV aslında iletişim merkezinin tam odağı. Orada Twitter yayını olacak, Instagram yayını olacak, TikTok yayını olacak anında.
Çünkü TikTok'ta reklam alma şansım var. YouTube yayını olacak. Siz iletişiminizi iyi yapacaksınız. Kesinlikle. Biz burada ne yapacağız? Genel olarak baktığında bilet fiyatları, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık kombineler, bu kombinelerin alınmasında gerekli kredi imkanları sağlanacak. Daha fazla konuşmayayım, yine projeye giriyor bu da. Projeye girmeyelim. Yani onları, proje. Bir proje lansmanı olacak bu arada, gününü çok sormuşlar. Gününü sormuşlar. Yarın sabah Almanya'da söyleyecektim ama... Bize özel bir gelsin. Söyleyeyim mi? Tabii. Ama şimdi sana özel yaptığım zaman herkes yanlış anlayabilir ya. Yapmayayım özel. Sen de onu bana müsaade et çünkü... Tamam. Diğer basın mensubu arkadaşlarına haksızlık olur. Değil tamam. Mi? Onları da oraya bırak. Tabii tabii oraya bırak. Yani herkese aynı anda söyleyelim ki onlara da haksızlık yapmamamız lazım. Tabii. Yani, ama yani o lansmanı da merak ediyorum. Müsaade et. Yarın herhalde yayınlarız tarihini. Tamam. Ama diğer arkadaşlarıma saygı açısından tamam. Lütfen. Teşekkür ederim yani bu anlayışı gösterdiğiniz için. Estağfurullah. Siz nasıl isterseniz öyle. Siz buradaki şey sizsiniz. Chat'te çok önemli bir soru varmış. Ben göremediğim için bana arkadaşlarım iletiyor. Ben Beşiktaş voleybol altyapısında sporcuydum. 2018-2019 senelerinde erkek altyapı kapandı. Birçok sporcu açıkta kaldı. Spor hayatını sonlandırdı. Voleybol altyapı düşüncesi nedir? Derecelerimiz yani oradan bir dereceler geliyordu demiş. Hı. Çok doğru söylüyor. Yani erkek voleybol altyapı. Ya şimdi bu tip temel sporları kapatamazsınız. Yani çünkü... Ya bu yönetim dedi ki basketbol karga mı kuş mu bilmiyoruz dedi. Ya basketbola diyemezsin bunu. Voleybola diyemezsin. Belki o bilmiyordur dürüstçe konuşuyor. Ama yok bilmiyorsanız bu işi yapmayacaksınız ya. Yani bilmiyorsanız bu işlere talip olmayacaksınız. Bu iş kendi şirket merkezini yönetmek gibi bir iş değil. Bu iş çok özel bir iş. Bilgi gerektirir. Zaman gerektirir. Emek gerektirir. Sadece emekle de olmuyor. Ya da yanınıza bir, çok iyi bilenleri alacaksınız değil mi? Bilmiyorsanız. Şimdi sen bana desen ki buz okeyini bilir misin? Hayır bilmem derim. Bilmiyorum çünkü. Ama voleybol, basketbol tüm amatör sporlarla ilgili kendi olimpiyat komitesindeki tecrübem, spora ilgi, alakamdan dolayı bilirim. Softbolu bilir misin? Çok iyi bilmem. Yani bilmediğin şeyi de bilmiyorum diyeceksin. O zaman bileni alacaksın. Şimdi erkek altyapı kapandığı zaman ne oluyor? Altyapıdaki çocuklar voleybol oynamaktan voleybolu anında bırakıyorlar. Belki geri sokağa dönüyorlar. Bakın altyapıları sadece başarı olarak görmeyin. Çocuklara spor yaptırıyorsunuz. Çocuklara yaptırdığınız her spor çok büyük bir nimet. Ne spor yaparsa yapsınlar. Beşiktaş aynı zamanda topluma hizmet eden bir kuruluş. Yani basket neticede voleybolda erkek voleybol devam edecek mi sorusuna ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başlaması gerektiğini düşünüyorum. Onun formüllerini ama bir vaat olarak vermiyorum. Yönetim kurulu gelir gelmez oturup konuşacağız. Nasıl yüzmeyi açacağız diyoruz. Voleybol erkek şubesi de başlamalı. Hasan Bey, bendeki soruların sonuna geldim. Kameramanlar da bana işaret ediyorlar. Hafiften toparla diye. Yoksa hani bir şarj şey durumu var. Ha, şarj sizin durumu. Şarjınız bir değil ama kameralar size dayanmadı. Benim şarjım bitmez. Siz demek kameralar size dayanmadı. Geldiniz. Yok bu hazırlıktan öyle değil mi? De. Var mı gereken şey? Düşündüğümüzden çok fazla oldu. Sizi de yorduk bu saatlere kadar. Şimdi bir kere... Sizden bir şey alayım. Toparlama alayım. Toparlama. Ben önce ben bir sözü vereyim sonra siz bitirin. Söyle, ben sizle aylar önce konuşmuştum bugüne dair. Siz bu kanalın ne kadar izlendiğini, nasıl izlendiğini hiçbir bilmeden sadece bana aylar önce eğer böyle bir durum olursa ilk sana geleceğim dediniz diye bana geldiniz. Aylar önce bile değil, bir yıldan fazla. Evet. Önce ben sizi şey için bulmuştum. Avrupa oyunlarında e-sports'u başlattım ben. Onunla ilgili de sormuşlar. Onunla ilgili e-sports'la ilgili ilk Avrupa oyunlarına e-sports'u sokan benim. O dönem Twitch izlenimleri çok fazlaydı. Siz de Türkiye'de Twitch'te çok kuvvetliydiniz. Ben yurt dışı Twitch sayılarını aldım. Dehşet sayılar çıkıyor. Yani özellikle maç oynandığı zamanlar veya Dota'lar, ikiler, ondan sonra FIFA'lar, NBA'ler oynandığı zaman inanılmaz rakamlar oluşuyor.
Ben o vasıtayla size tanışayım derken sizin Beşiktaşlı olduğunuz ortaya çıktı. Ve bir sempati doğdu. Yani ben bu yolculukta da gelirsem, siz böyle bir yeni bir iş kendinize kurdunuz. Neden bu ortamı beraber yapmayalım dedim. İlk fırsat oldu. Sizin için yeni bir iş kolu açıldı. Yeni bir hayata yelken açtınız. Bu çok normal bir şey. Yani bir sektörde hevesli olan insanların önünü açmak lazım. Yani siz bu işe yatırım yapmışsınız. Hayatınızı buna adamışsınız. Bugün bir fırsatı yakaladınız. Ne güzel. Başka diğer aday arkadaşları da çağırın. Çağırdım. Yönetim kurulu üyeleri adaylarını da çağırın. Çağırdım. Yani onlar da gelecek inşallah. Bir de bunu herkes yapsın. Yani kimse kimsenin adamı olmasın. Ne diyordu Süleyman Saba? Kimsenin adamı olmayın diyordu. Evet. Beşiktaş basın mensupları, Beşiktaş medya kimsenin adamı olmasın. Beşiktaşların adamı olsun. Çünkü bizim camia çok duyarlı ya. Her şeyi çok iyi biliyor. Ben kim çağırırsa gideceğim. Bakın YouTube kanallarına gideceğim. Televizyonlara gideceğim. Gazetelere gideceğim. Space odalarına gideceğim. Her yere gideceğim. Çünkü insanlar eğer dinlemek istiyorsa hiç kimseyi ayırt etmeyeceğim. Var arkadaşlarım, söz verdiğim insanlar var. Space odasına söz verdim. Televizyona söz verdim. Gideceğim. Niye gitmeyeyim? Beşiktaş'ta dinlemek ister. Evet. Dolayısıyla bu seçim dönemi Beşiktaşların aslında çok memnun olması gereken bir dönem ya. Demokrasi. Demokraside adaylar çıkacak. Taht oyunlarını bıraksın öbürleri tabii. Onlar da meydana gelsin. Taht oyunlarından vazgeçsinler. Demokraside taht oyunu olmaz. Gelsinler. Beşiktaş kongre üyelerinin oylarına talip olsunlar. Yukarıdan emir beklemesinler. İcazet almasınlar. Yürekleriyle çıksınlar, gelsinler. Ne olacak? Beşiktaş'a hizmet yani. Sonuçta bu bir yarışma. Oy veren insanlar bunu takdir edecek. Ya verecekler ya vermeyecekler. Kaybettiğiniz zaman da bir şey olmuyor. Kazandığınız zaman da büyük bir ülke giriyorsunuz. Dolayısıyla bunlar güzel şeyler. Camia için bu mücadele, bu sistem demokrasi sistemidir. Ama Beşiktaş'ın kongre üye sayısı artacak. Kimsenin tekelinde kalmayacak burası. Yani diyorlar ya ben 4000 oyla başladım. Benim oylarım 1500 tane var. Bütün dernekler benim diye ortada dolaşanlar var biliyorsunuz. Dernekler bundan çok rahatsız. Müthiş rahatsızlar. Bizim oyumuz kimsenin tekelinde değil diyor. Sen Beşiktaşların oyuna tahakküm kurabilir misin ya? Neymiş? Bilet veriyormuş. Oy benim diyor. Olur mu öyle şey ya? Beşiktaşlı'nın oyuna kimse sahip çıkamaz. Beşiktaşlı özgürdür. Tribünde susturabiliyor musun sinirlendiği zaman? Susturamıyorsun. Beşiktaşlıların oyuna kimse talimat vermesin. Kimse kendi siyasi örgütlerini sakın ha kongreye getirmeye çalışmasın. Vazgeçsinler. Beşiktaş Türkiye'nin takımı. Beşiktaşlı oynamaktan vazgeçsinler. Bu işler iyi işler olmaz. Sosyolojik olarak hep acısı olur bu işlerin. Projeni yap, planını yap, ekibini kur. Beşiktaşlı gitsin, sandığa oyunu atsın. O oyun nereye atılacağını sakın söylemeye kalkma. Herkes özgürdür ya. Mutlaka. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler oluyor. Ne oluyor? Seçim bitiyor, herkes saygı duyuyor. Burada da seçim gidilir, atılır. Seçilene de saygı duyacaksın. Camianın artık birlik beraberliğe ihtiyacı var. Seçilene saygı duyacaksınız. Bu birbirinden içinden çıkma düzeni de bitecek. Ben o iddiayla çıktım yola, açık söyleyeyim. Bu düzen son bulacak. Bu düzen son bulmazsa ben buradan Beşiktaşlılara sesleniyorum. Bu köprünün son çıkışıdır. Bakın herkes çıkıyor diyor ki ben 10 bin tane üye yaptım, 7 bin tane üye yaptım. Beşiktaşlılar sizin malınız mı ya? Ne demek yani? Ben üye yaptım, kulübü ben yönetirim. Milyonlarca Beşiktaşlı ne yapacak? Beşiktaşlılar üye olacak. Gençler üye olacak. Çoğalacağız. Barcelona'nın kaç bin tane üyesi oy kullanıyor? 100 binin üzerinde değil mi? Üye olanların koltuğu oluyor bir de.
stadyumda. İsimleri yazıyor. Burada öyle bir sisteme gitmek lazım ki aile, çoluk, çocuk, Beşiktaş'a herkes sahip çıksın ama oyunu da kullansın. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş, büyüyen Beşiktaş, derneklerin 81 ile yayıldığı Beşiktaş, mağazaların 81 ile yayıldığı, ilçelere yayıldığı Beşiktaş, çoğalan bir Beşiktaş, sınıflarda daha fazla Beşiktaşlı çocukların olduğu Beşiktaş, daha fazla üyesi olduğu Beşiktaş ve tekrar kanatlarını açarak uçacak, maviliklere kendini sürecek, kutlamalarını yapacak, Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olacak bir Beşiktaş. Benim hayalim bu. Bu takdir olduğu takdirde yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte çalışırız. Zaten 1,5 sene sonra bir daha seçim var. O zaman bakarlar. Yine burada umarım bir sene, 1,5 sene sonra da beraber miyiz? Onun da sözünü 1,5 sene önceden alayım. 1,5 sene sonrayı beklemem. Daha yine bir görüşürüz. Tamam. Sen çünkü yani benim bugün gördüğüm kadarıyla Hasan Bey, biraz önce sen dedim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Hasan Bey diyeyim. Ben sen deyin dedim ama siz demediniz. Demedim. Yani sizin ben başarılı olacağınıza inanıyorum. Çok güzel bir örnek olduğunuza inanıyorum. Ve bu yeni yolculuğunuzda başarılar dilerim. Çok sağ olun. Size ve tüm arkadaşlarınıza. Ben yarın sabah 7'de yola çıkacağım ama inanın hiç yorulmadım. Çok keyifli bir şey geçti. Sohbet geçti. Hiç böyle kendimizi rahatsız hissetmedik. Evde sohbet ediyormuş gibi olduk. Darısı Beşiktaşların başına, daha büyük organizasyonların başına. İnşallah. Beşiktaş bunu hak ediyor ya. Kesinlikle. Yani hak ediyor. 100. yıl formasını son gün tescil etmeyecek Beşiktaşlar olsun. Mutlaka. Ve o formaların aylar önce satılacağı bir Beşiktaş olsun. Yani ben Beşiktaş'ın yapılacak çok şey olduğuna inanıyorum. O yüzden arkadaşlarımla birlikte güzel çalıştığımı düşünüyorum. 23 gün yine çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Günde 10 saat, 18 saat çalışacağız. Kendimizi anlatacağız. Bundan sonrası Beşiktaşların takdiridir. Özgür Beşiktaşların takdiridir. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Eminim Beşiktaşlar bugün bu programı izleyecekler. Sizle ilgili de bir görüşleri oluşacaktır. 23 günde var, başka kanallarda da, başka yerlerde de yine Hasan Arat o kanallarda da olacak ve projelerini, planlarını tabii, anlatacak. Kim çağırırsa gideceğim yani. Hiç bu ayrım yapmayacağım. Çok açık. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Güzel sözlerinize de çok onurlandırdınız. Ne demek sizler? Benim bugüne kadar yaptığım benim için en önemli yayında, onu söyleyeyim. Yani sizin o karşımda olmanız da bunun en önemli sebebi. Yani Beşiktaşlıyım. Kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım. Tabii ki yani inişler çıkışlar hayatta vardır ama hep bildiğim bir şey varsa Beşiktaşlıyım. Yani haklı haksız olduğum günler olmuştur ama Beşiktaşlı, hep Beşiktaşlıydım. Beşiktaş'a dair bugün ilk kez işe yarar bir şey yaptığımı hissettim ve çok hani gece yatağa yattığım zaman mutlu hissedeceğim. Sizleri ağırlamak benim için çok büyük bir onurdu. Kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey, ben bu sözlerin için teşekkür ediyorum. Bu kanalın herkese açık olduğunu da biliyorum. Yani biz hakikaten şu seçimler de bittikten sonra Beşiktaş'ta birlik beraberliği tesis etmemiz lazım. Medya bunun için çok önemlidir. Hepiniz bir araya gelip güzel şeyler yapabilirsiniz. Medya sadece transfer haberinden ibaret değildir. Futbolcu sakatlanmasından ibaret değildir. İyi şeyleri de anlatabilmek lazım. Atiba'yı da iyi uğurlayabilmek lazım mesela, değil mi? Evet. Yani Atiba da öyle uğurlanmamalıydı. Ben size çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Sizlerin de öyle. Sağ olun. Biz de yarın sabah Almanya'daki dostlarımızla İyi yolculuklar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun.